Naci Genç, yasak aşk yaşadığı kadından olan oğlu Kadircan'ın velayetini alabilecek mi? Bu 85'lik beyefendiye kadın öyle bir yalan söyleme makinesi gibi ki, yalan makinesi gibi ki, diyor ki ben diyor Naci'nin diyor bir yasak ilişkisi vardı. Oradan bir çocuğu oldu. Çok acıdım, senin nüfusuna kaydettirdim. Altı aydır kayıp olan Sıla Aytekin, ihbarların geldiği bölgede mi saklanıyor? Bundan 2,5-3 saat önce şeyde karantina iskelenin arkasında bankta oturuyordu. Balık tutanları izliyordu. Ayağında bir tane kot pantolon vardı. Evet. Kot pantolon derken yani kot şort. Üzerinde de gri bir tane tişört vardı. Mehmet Sıddık'tan olan oğlu Kemal'i bir apartmana terk eden, Vedat'tan olan 4 çocuğundan 3'ünü alıp kaçan Medine gerçekleri anlatacak mı? Evet, televizyona çıktıktan sonra belli ki ondan sonra bu olay çıktı. Belli ki biz bu çocuğu arıyoruz diye birileri, ya annen doğruyu söylemiyor, böyle telefon açıldı. Yani bu çocuk ölü, aranmasın mı denmeye çalışılıyor. Medine ve çocukları dilendiriliyor mu? Vedat Bey'in yanındaki çocuğu da almasını istiyorum. Vedat Bey çocuğun konukları yok. Şey, dolandırıcılığa gönderiyor. Dilendirmeye gönderiyor. Ne? Evet. Hangi çocuğu? Evet, evet, ablam söyleyebilir orada. Kim doğruyu söylüyor? Orayı bıraktım. Ben yalanı daha yakaladım şu an. Vah vah, nasıl yalanlar atıyorlar ya. Yalan söyleme. Niye yalan söylüyorsun? Yalan mı şimdi bu dediklerim benim? Yalan söylemeye hiç gerek yok. Bir apartmandan gelen ihbar, küçük Kemal hakkında mı? Bir anneden aldık kıyafet tarifini. Bu sebebi şu anda açıklayamıyorum. Evet, kesinlikle bir sebebi var. Özellikle kıyafetleri sormak istedik. Çünkü gelen ihbar bu doğrultuda bir ihbardı. Dediğim gibi aslında çok da önemli bir ihbar. Bizim az önce de belirttiğim çok önemsediğimiz bir ihbar. Küçük Kemal yaşıyor mu? Efendim merhabalar hepinize. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum Star ekranlarından. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinizi her gün olduğu gibi sevgiyle, saygıyla aynı saatte selamlıyorum efendim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı olun, huzurlu olun. Sevdikleriniz yanınızda olsun. 2 gündür buraya, kanala gelirken yani stüdyoya maalesef bazı kazalarla karşılaşıyoruz. Ve bu 2 kazanın da tamamında motosikletli kuryelerin çok büyük zarar gördüğünü gözlerimizin önünde yaşadık. Hakikaten çok sinir bozucuydu. Ben sürücülere şunu söylemek istiyorum. Hepsi de özel araç sürücüleriydi. Efendim, karantina dönemini hatırlıyor musunuz? Bu çocuklar yüzlerce kurye, onlarca yüzlerce kere evimize geldiler. Bizim ihtiyaçlarımızı giderdiler. Çoğunun yüzünü bile görmedik. Bir teşekkürü bile esirgedik bir çoğundan. Kapıya as git diye bir öcü muamelesi de yaptık. O günler öyle günlerdi ama bu çocuklar bizim o dönemki ihtiyaçlarımızı, mağduriyetimizi giderdiler. Artık sürücüler şunu unutmasın. Bu çocuklar da ekmek peşinde ve hala sokaklardalar. Onlar da işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ama sizler sanki onlar yokmuş gibi bir durumda araç kullanıyorsunuz, yok sayıyorsunuz. Lütfen yok saymayın. Onların da işi bu. Çok kötü bir kazayla karşılaştık. İnanın gözyaşlarımı tutamadım. Lütfen sürücülerden rica ediyorum. Bu çocukların, bu motosikletlilerin varlığını kabul edelim. Ve trafik kurallarına uyarken, araç kullanırken her an bir yerden çıkabileceklermiş gibi. Onlarda da kusur vardır elbette ama onlar daha korumasız oldukları için bunu söylüyorum. Lütfen trafikte dikkatli olalım. 2 gündür ard arda 3 motosiklet kazasına denk geldik. Evet, iş kazasız belasız günler diledikten sonra atletik uzmanımız Taner Güven hocamız bizimle.
Hukuk danışmanımız avukat Sayın Hasan Kocabey bizimle, polis eğitmenimiz ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın da bizimle birlikte. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir yayın diliyorum. İnşallah hayırlı haberlerin alındığı, sizlere de hoş geldiniz diyorum. Ve Naci Bey'in hikayesiyle başlıyorum. Ne yazık ki bu hikayeyle ilgili tabii ki hiçbiriniz hoşgörülü olamadınız. Bizler de olamadık. Çünkü hoşgörülecek bir ilişki yaşamamış Naci Bey. Babasının arkadaşı olan ve o dönemde 78 yaşında olan, bugün 85 yaşında olan Selahattin Bey'in nikahlı karısıyla, ki o dönemde kadın 39 yaşında, Naci Bey 28 yaşında, yasak bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden de bir erkek çocuk dünyaya geliyor. Bu erkek çocuk şu anda 7 yaşında ve ne yazık ki kendi soyadını taşımıyor. Kadir Can Han Altıntaş soyadını taşıyor. Çünkü bu Fadime Hanım bu çocuğu kocasının haberi olmadan kocasının üzerine kaydettiriyor, onun nüfusuna. Ama sadece birkaç sefer eve gelip görme dışında da bir annelik görevi yerine getirmemiş. Şu anda 7 yaşında olan oğlunun bir şekilde artık kendi nüfusuna geçmesini istiyor Naci Bey. Naci Bey, sana çok iyi haberlerim yok. Maalesef. Sebebine gelince. Çünkü sen evlilik dışı bir ilişkiden çocuk sahibi oldun. Ve bu kadın gitti onu nikahlı kocasının üzerine yazdırdı. Ne oldu? Sen yasal olarak o çocuğun hiçbir şeyi olarak görünüyorsun. Tabii ki biyolojik babası olduğunu söylüyorsun ve bu DNA ile her türlü ispatlanabilir ama olay o kadar basit değil, daha karmaşık. Şimdi biz Fadime Hanım'ı telefona bağlamaya çalıştık ama biraz sen haklı çıktın. Çok böyle işleri kolaylaştıran, sakin, efendim bize bilgi verebilecek bir kadın değil. Ne yazık ki biraz agresif bir kadın. Dolayısıyla bağlamak istemedi ama muhabirimiz Eren kendisiyle konuştu. Şimdi Eren'e bağlanacağız. Sana vereceği bilgiler ne yazık ki iyi değil. Ama üzerinde konuşulacak şeyler çok fazla. Şu anda sen yasal olarak o çocuğun hiçbir şeysin. Eşini de bağlıyorum. 2 yıl önce evlendiği eşi telefonda Naci Bey'in, Memduha Hanım. Onun da bu haberi duymasını istiyorum. Çünkü 2 yıldır Kadir Can'a annelik yapıyor. Memduha Hanım merhaba. Merhaba. Tabii ekran başında çocukla ilgili gelecek haberleri heyecanla bekliyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. Yani elinizden alınma ihtimali karşısında ne olur senin tepkin Memduha? Valla benim tepkim ya çocuğa yazık, çünkü anne var. 81 yaşında anne var. Anne çok üzülüyor çünkü anne büyütmüş onu. Yani Naci için de kötü bir şey. Yani Fadime Hanım zaten agresif bir insan. Fadime Hanım'la konuşacak bir bayan değil. Yani tamam, bu haltı yapmışlar iki kişi. Bu çocuk ondan mı değil mi onu da bilmiyoruz. Yani çocuğun alınması kötü olur, bilmiyorum. Ama şunu biliyorsun herhalde, yasalar ne gerektiriyor. Bu çocuğun şu anda hukuk önünde resmi kayıtlarda babası bu 85 yaşındaki Selahattin Bey görünüyor. Evet. Anne olarak da yine Fadime'nin ismi yazılı. O da evli, evet, bir kadın olduğu için nikahlı kocasından olmuş gibi onu bir kere, tabii, yasaları bir kere yanıltmış, yalan beyanda bulunmuş oluyor. Tabii bunlar hep sırayla konuşulacak ve çözüme kavuşacak şeyler. Bunun, evet, yanı sıra sevgili seyirciler, bu 85 yaşındaki Selahattin Bey, karısının o şişmanlaması, hamile olması sırasında tabii ki doğal olarak soruyor. O da diyor ki ben tiroidlerim işte yüzünden hastayım, şişmanladım filan. Doğum zamanı geliyor. Doğuma da hastaneye gidip diyor ki tiroidle ilgili bir operasyon geçireceğim. Adamcağızı gönderiyor hastaneden. Evet. O dönemde Selahattin Bey 78 yaşında. Naci Bey de saklı bir yerde duruyor. Çünkü adam tanıyor Naci Bey'i. Duruyor ve kadının doğumunun yanında oluyor. Bir günlük kendi Naci Bey'e veriyor. İşte babaanne bakıyor, o bakıyor filan derken son 2 yıldır da Memduha Hanım bakıyor. Şimdi Eren hazırsa bir bağlayalım Eren'i. Çünkü pek iyi haberlerim yok size. Çünkü bu Fadime Hanım hakikaten uzlaşmacı bir kadın değil.
bir intikam peşinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz nişanlandığınızda sizin evi basması, size darp uygulaması bile hani Naci bir tarafta dursun, çocuk da onda büyüsün ama ben de buradaki düzenimi bozmayayım diyen bir hani bazı erkeklerin yaptığı böyle şeyler vardır. Yani sözün meclisten dışarı. O da bunun kadın versiyonu. Eren merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Fadime bize yardımcı olmuyor anladığım kadarıyla ve şu an vereceğin haber Naci Bey'i de çok üzecek tahmin ediyorum. Ve ona tabii ki emek veren babaanneyi, şu anda bizim telefonumuzda bağlı olan Memduha Hanım'ı, çocuk da 7 yaşında artık neyin ne olduğunun farkında. Bu üzücü haberi önce bir duyalım, sonra da üzerinde konuşalım. Serap Hanım, biz de gün içinde Kocaeli'ye Kadir'den annesi Fadime Hanım'la görüşmeye, hatta röportaj yapmaya gittik. Ancak kendisi bizimle telefonda da kesin bir dille konuştu, kesin bir üslupla konuştu. Röportaj yapmayı kabul etmedi, telefonla bağlanmayı da kabul etmedi yayınında. Yani şimdi ilk olarak şunu söylemek lazım. Kadir'den annesi Fadime Hanım'ın bazı şüpheleri var. İlk olarak onları söyleyeyim ben size. Naci Bey ve annesinin Kadircan'a iyi baktığından emin olmadığını söylüyor Fadime Hanım. İyi bakmıyorlarmış. Ve iyi bakmadıklarını söylüyor net bir şekilde. Köyde parasız kaldığını, köyde tabiri caizse üstüne kıyafet bile alamayacak şekilde yaşadığını söylüyor bize Fadime Hanım. Kendi alıp baksaymış o zaman madem. Öyleydi. Değil mi Eren? Yani kendi alıp evet, baksaymış de, o zaman. Serap Hanım. Bir dakika. Serap Hanım, biz de sizin gibi düşündük. Sizin sorduğunuz soruyu direkt ona sorduk. Bu durumda da ben çocuğuma bakamıyorum. Eşim 80 yaşında. Ben de çalıştığım için 80 yaşındaki eşim de çocuğuma bakamıyor. Ben çalıştığım için çocuğuma bakamıyorum diyor Fadime Hanım bize. O yüzden de çocuğa bakamıyorum ama köyde de iyi bakıldığını düşünmüyorum. Bu bütün özellikle vurguladı. Eren, şunu sordunuz mu? Yani çalışan bir yığın karı koca var. Onlar hepsi çocuklarını bir yerlere mi veriyor? Bakamıyorlar mı diye? Hocam bize Fadime Hanım'ın net söylediği şey, yani sürekli altını çizdiği şey, tek bir şey var. Zaten çok da uzun bir görüşme yapamadık kendisiyle telefonda. Eşinin yaşlı olduğunu, kendisinin de çalıştığını, çalıştığı için de çocuğa vakit ayıramadığını bize bu şekilde ifade etti. Tamam. Biz bunları bir dinleyelim Eren. Sonra da üzerinde çok söylenecek şey evet, var bunun. Evet. Yani gerçekten yavaş yavaş tansiyonum yükselmeye başlıyor çünkü. Evet, devam et lütfen. Ve kendisiyle de konuşmamızın sonunda bize Fadime Hanım'ın söylediği şey, ben şu anda savcılıktayım. Naci Bey ile ilgili de suç duyurusunda bulundum ve bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Beni aramayın, beni rahatsız etmeyin. Hangi konuda ben, suç duyurusunda bulunduğunu öğrenebildik mi acaba Eren? Hangi konuda suç duyurusunda bulunmuş? Hocam, suçlama ne Fadime Naci Bey ile ilgili? Evet, bunu sorduğumuzda da beni küçük düşürdü, yayına çıkarak beni rezil etti. Naci orada yalan söylüyor. Naci'nin söylediği her şey yalan. Ben bunları açığa çıkartacağım. Bu yüzden de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Hatta az önce dilekçemi, evramı verdiğim şekilde konuştu. Bir şey daha var. Galiba ben çocuğu alacağım ve sosyal evet. hizmetlere vereceğim demiş Eren. Evet, Serap Hanım o şekilde söyledi. Hani kendinin bakamayacağını düşündüğü için de ben çocuğu o yüzden yani, devlete vermeyi tercih ediyorum. Babasından alacak. Biyolojik Naci Bey zaten hani tabiri caizse dış kapının dış mandalı olduğu için, hukuki açıdan hiçbir hakkı evet. olmadığı için en ufak evet. bir şikayetle çocuk anne babasının yanında değilse, anne baba da muvaffakat ediyorsa zaten sosyal hizmetlerin yuvalarına teslim edilir. Orada büyütülür, evet. devlet bakar, kol kanat gerer. Yani sen şu an en ufak bir şikayette o çocuğu senden alabilme hakkı, yetisi biliyorum var. Biliyorum hocam, biliyorum. Şimdi dün, Serap Hanım pardon, dün bayanın profiliyle konuştuğumuz ne varsa aslında çıkıyor. Yani bu yayın olmasaydı siz iyi bakıyor oluyordunuz. Evet. Yayına çıkınca mı kötü bakıyor oldunuz? Evet, şu an oldunuz? Kötü benim. Yani böyle 7 senedir hiç bunu düşünmemiş. Hiç bunu düşünmedik. Hanım, bugün düşünmeye başladık. Şu an benim köyde amcamın oğlu var. Bağlanalım telefona. Nasıl bakıldı? Yok, biz onların hepsini şimdi röportajlarla, oradaki komşularla vesaireyle hepsini konuşuruz. Memduha Hanım söyle canım. Çocuğa bakılmadığı yalan. Çünkü çocuğa dört dörtlük bakılıyor. Gevzeli'de eski oturduğu mahallesinde hesabına sorabilirsiniz. Herkese sorabiliriz. Anne olsun. Yani ben doğurmadım ama ben bile Naci biraz ufak bir şeyle kızdığı zaman, çocuk yaramazlığı yaptığı zaman ben hemen kızıyordum. Yani benim kızım bile Naci'ye kızıyordu. O yalan konuşuyor bayan.
Öyle bir düzgün bir anneydi de o zaman doğurup niye verdi? Ya bu... Ya ben Naci'nin... Serap Hanım yani anneden ya çocuk alınsa bile çok anne kötü olur. Anne 81 yaşında bir bayan. Yani anne şu anda yani köye fındık için gitti. Orada toplamak için biz anneyi çocuğu sokağa attın değil o yalan konuşuyor. Çocuğa dört dörtlük bakıyoruz. Şimdi ben bu Fadime'nin de Medine'nin de bu laflara bizim inanacağımızı, hukuki hiçbir araştırma yapmayacağımızı, yasalarla ilgili neler yapılması gerektiği konusunda hiçbir fikir sahibi olmadığımızı düşünüyorlar galiba. Yani kendi cehaletlerini karşıdakini de öyle zannediyorlar. Şimdi bir kere buraya çıkarak seni rezil etmiş Fadime, öyle mi Naci? Yani sen evli bir kadınken o ilişkiyi yaşayıp bir de o ilişkiden çocuk dünyaya getirirken rezil olmadın. Doğru mu? Hiçbir utanma duygusu yaşamadın. Yalan söyleyerek kocana ben guatr bilmem ne işte tiroid ameliyatı oluyorum diyerek çocuk dünyaya getirip o çocuğu da kocadan habersiz nikahlı adamın hiçbir haberi olmadan götürüp onun nüfusuna kaydettiren de sen değilsin. Sonrasında adam sorduğunda işte Naci'nin bir ilişkisi varmış ondan oldu. Ben de ona acıdım senin nüfusuna kaydettirdim diye. Tabii 80 yaşında adamı kandırmak kolay. Ondan sonra bunları yaparken rezil olmadın, hiç utanmadın, sıkılmadın. O kocanın da nikahlı kocanın da suratına rahatlıkla bakabildin. Bunlar yaşanmamış gibi. Sonra Naci'nin nişanlısının evini basıp darp eden de sen değilsin. Evet. Şimdi çocuklarına hiç gelmek istemiyorum. Çünkü onların yazık bu konuyla alakaları yok. Birçok konuyla alakaları var ama. Yani bunları yaparken normal davrandın. Hiç bir utanma duygun olmadı. Adam çıktı. Ben 7 yaşındaki oğlumu okula gönderemiyorum ya da okuldan kaydını aldıramıyorum. Geleceğiyle ilgili kaygı yaşıyorum. 7 yıldır da ona bakıyorum. Ama bunlar bana üzerime vermiyorlar dediğinde sen rezil olmuş oluyorsun. Senin rezillik anlayışınla bizimki pek uyuşmuyor. Kusura bakma. Bana göre bu değil. 7 senedir madem buna kötü bakılıyordu da sen niye alıp da sosyal hizmetlere götürmedin? Birden adam televizyona çıkınca sen birden çocuğun kötü bakıldığına bizi inandırmaya çalışıyorsun. Hocam buna zaten kim inanacak yani? Serap Hanım daha önceden beni Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Beni rezil etti diye. Cumhuriyet Başsavcılığından bana muhakeme kağıdı geldi. Çıktım ben savcının karşısına. Savcı okudu kağıdı. Dedi bunun gereği düşüldü. Bunun maddede yeri olmadığı için dedi beraat dedi. O istediği kadar kessin. Ama şu anda Serap Naci, buyurun, buyurun, söyleyin. Serap Hanım, o kadar düzgün bir bayan da, anne 81 yaşındaki bayan 65 yaşa maaş alıyor anne. O kadar iyi bir bayansa, o kadar iyi bir kadınsa, 65 yaşındaki bayanın parasını niçin alıyor? Yok, şunu alacağım, yok bunu çocuk tehditle anneden bile para almış. O yaşlı kadının evet, parası doğru. Yenilmez. Şimdi bana kanıtlayamayacağınız iddialarla gelmeyin bir kere. Kanıt annem Serap Hanım, annem. Yani sözlü iddialarla gelmeyin. Elinizde belgelerle gelin. Deyin ki evet böyle bir şey yapıyor. Biz de diyelim ki yine devletin makamlarını kandırarak oradan bir menfaat elde ediyor diyelim. Onun araştırmasını yapalım, bulalım. O zaman o konuyu konuşalım. Tabii ki. Gerçekse. Tabii. Fakat bir de senin bir iddian daha vardı. Çocuk bakım parası alıyor. Evet. 7 senedir. 7 senedir askeri ücretin içinde devletin verdiği 93 lira askeri çocuk parası var. Bunu 7 senedir alıyor Fadime Hanım. Bu kadar namus, bu kadar temizse bu 7 senedir ki parayı hesabına vurduğun zaman bugün dünyanın parası yapar. Bir gün kalkıp bir çikolata almamış çocuğuna. Bir tane 1 liralık oyuncak almamış ve şimdi annelik duyguları mı kabarmış? Bence orada çikolatadan daha önemli bir şey var. Bu çocuk parası bu kadının çalıştığı yerde evet, asgari ücret alıyor. Resmiş. Devletin verdiği çocuk başına veriyor evet. Bunu. 93 lira bir para var. Bu kadın 7 yıldır bu çocuk bir gün bile kendi yaşadığı evde kalmamışken ayrıca nikahlı kocasıyla birlikte yaşadığı evde kendi çocuğuysa madem çünkü o nereden kazanıyor bunu bu hakkı nikahlı kocasının üzerine yaptırdığı evet. Yasal olarak evet. Üzerinde göründüğü için. Evet. Ama bildiğim kadarıyla bu kanun çocuk yanında olduğunu da kanıtlaman lazım. Tabii. 7 senedir sen çocuğu başka yerde ya da yaşlı anneni diyelim ki başka bir şehirde başka bir akraban bakıyor.
ama sen ondan para alıyorsun. Bu sahtekarlığa giriyor. Doğrudur hocam. Bu da aynı şekilde değil mi? Bu tamamen Türk Ceza Kanunu 158. maddesinde anlamını bulan nitelikli dolandırıcılıktır. İsterse 1 TL olsun, isterse 1 milyon TL olsun. Kamu kurumu aracı kullanılmak suretiyle dolandırıcılık. Çünkü o para Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kendisine çocuğun ihtiyaçları için verilen bir paradır. Eğer ki çocuk ihtiyacı için kullanmıyor ise, yani çocuk yanında değilse, bu para haksız bir şekilde temin edilen, alınan bir para olarak kabul edilir ve suç da oluşmuş olur. Buna ilişkin olarak Fadime Hanım'ın ben bunu bilmiyordum şeklindeki bir iddiası da dinlenmez. Çünkü kanunu bilmemek suç kabul edilmez. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken mazeret şu. Kabul edilmez. Bir kere Fadime sana şunu söyleyeyim. Sen öyle bu ülkede yani bir hukuk devletinde istediğin gibi evli bir kadın olarak gidip 10 sene önce keyfine göre bir adamla bir ilişki yaşayıp bir çocuk dünyaya getirip onu da gidip nikahlı kocanın üstüne yazdırıp çocuğu da adamın üstüne bırakıp sonra ondan yardım parası alayım. İstediğim zaman da ben şöyle bir iddiada bulunayım. Bu çocuğa iyi bakılmıyor diyeyim. Ondan sonra da çocuğu sosyal hizmetlere vereyim. Bunları yapamazsın. Bunları yapamayacağını biz sana göstereceğiz. Önce o çocuğun 7 yıldır senin yanında hiçbir gün dahi yaşamadığını bir kere kanıtlayacağız. Aha. Konu komşu kanalıyla kanıtlayacağız. Sen de o çocuğa baktığını kanıtla bakalım. O parayla çocuğuna bir şey aldın mı? Faturası var mı? O çocukla ilgili herhangi bir eylemde bulundun mu? Kaç sefer o çocuğu gördün? Bunları kanıtlayacağız. Ancak Naci. Buyur hocam. Bugün istese, bugün bu 85 yaşındaki Selahattin Bey. Evet. Ve bu Fadime Hanım akşam eve gelirler polisle. Polisle gelirler. Senin oğlunu alır götürürler. Biyolojik oğlunu. Tamam. Doğru mu? Kesinlikle. Biliyorum. Aynı resmi olarak yapacağını da biliyorum. Yaparsa ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Gereken bütün şeyleri, mücadelemi vereceğim almak için. Çocuk ne olacak? O duygusu, psikolojisi. Hocam o... zaten kendisi bir anne olsa bunu bu şekilde yapmaz. Konu bu değil. Konu sen bunun işinden nasıl çıkacaksın? Yani hamasi şeylerden bahsetmiyor. Bilmiyorum hocam yani resmi olarak nasıl yapılır? Teknik nasıl... olarak nasıl çıkacaksın? Bilmiyorum hocam. Bilmediğim için zaten bu. Mesela sen bugün Kocaeli'ne gittin. Evet. Ve gittin ki oğlanı almışlar. Duygularını alayım. Kendim kaybederim. Yapacak bir şeyim yok. Gidecek kapım yok. Maddi durumum zaten yok. Yani devletime, İçişleri Bakanlığı'na, polisine giderim. Yardım isterim. Böyle hiçbir kimseden yardım isteyemez. Çünkü resmi olarak ben bir şu şey yapamıyorum. Hiç kimseden bizden farkın yok şu an o çocukla ilgili olarak. Biliyorum hocam ama yapacak bir şey bilmiyorum. Aynı. Yani o çocuğun üzerinde sen ne kadar söz sahibiysen Hasan Bey de o kadar. Biliyorum hocam. Hocam da Murat Bey de. Biliyorum. Biliyorsun. Evet. Onun için tabii ki yine söyleyeceğim. Bazen aynı şeyleri tekrarlıyorum diye çok sıkılıyorum ama demek ki anlatamamışız yıllardır derdimizi. Resmi nikah olsaydı, o boşansaydı, sen evlenseydin bir şey. Orada tabii ki hiç kimse senin karşına dikilemezdi. Evet hocam. Şimdi ortada 7 yaşına kadar büyütülmüş anne, babaanne, babaanne ve de 2 yıldır anne olarak bildiği bir kadının evinde yaşıyor bu çocuk. Ve belli bir düzeni var. Çocuk babaanneye de anne diyor, işte Memduh Hanım'a da evet. Anne diyor. Babası zaten yanında ve bu çocuk bir anda bu kadın eve gelip gidiyormuş zaten Fadime Hanım ama komşu gibi. O da 2-3 sene öncesine kadar. Bu kadının annesi olduğunu birdenbire birileri belki tabii ki sosyal hizmetler bunu o şekilde söylemez ama. Şimdi bu çocuğun durumu ne olacak? Memduh Hanım şu an çocuk nerede? Çocuk şu anda anneyle köyde. Samsun'da. Babaanneyle. Evet. Evet babaanneyle Samsun'da geleceklerdi. Yani bir aya kadar gelirler. Babaanne ne hisseder böyle bir durumda? Çok kötü şeyler olur hocam. Anne, kendini... hakikaten anne çok kötü. Çünkü çocuk bizim koynumuzda bile yatıyordu. Bizim o ya biz koynumuza almaya kalkıyoruz. Ben diyor annemin yanına gideceğim baba diyor. Gidiyor annemin yanında yatıyor. Babaanne. Çünkü bizde benden çok annemle yaşadığı için aynı evde kaldım, ben işte olduğum için, annemle yaşadığı için her şeyini ona bağlamış. Yalan diyor, bakmıyor diyor. Annem 650 milyon maaş alıyor devletten. Ondan sonra ama annem bunun 450-500 milyonunu bu çocuğa yediriyor. Çikolatasını, kolasını, cipsini, her şeysini alıyor. Yalan konuşuyorlar burada. Ben onların yalan konuştuğunu ispatlarım. Ben de ispatlarım, ispatlarım hocam. Ama o da demiş ki, Naci yalan söylüyor. Peki Fadime sana buradan soruyorum.
Naci hangi konuda yalan söylüyor? Aslında o çocuk Naci'nin çocuğu değil mi? Evet. 10 sene önce böyle bir ilişki yaşamadınız mı? Sen Naci'nin olmayan bir çocuğu mu dünyaya getirdin? O çocuğu nikahlı kocanın üzerine kaydettirdin. O çocuk o kocana mı ait? Hangi konuda yalan söylediğini bize söyle. Biz de buradan soralım Naci'ye. Ey Naci, sen bunları anlattın ama bak Fadime de senin böyle yalanlar söylediğini söylüyor. Bunu da ortaya çıkaralım. İspatlasın çıksın sen, hocam ortaya. Sen bize söyle hangi yalanları söylediğini. Eren telefonda mısın? Evet Serap Hanım. Peki ben tabii kestim bir anda çünkü Memduha Hanım da devreye girdi. Ne ekleyeceksin başka bu Fadime Hanım'la ilgili bize? Serap Hanım son olarak söyledi. Zaten Fadime Hanım da bizimle çok kısa ve net bir şekilde söylemişti. Dilekçeyle ilgili de savcılar intikal ettiği için konu ben bu saatten sonra tutacağım. Mahkemede görüşler şeklinde konuştu bizimle. Tamam. Teşekkür ederim. Biz de inşallah... Şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buyurun. Yani şimdi tabii çocuklarını alabilir. Yani resmi olarak alıyor hocam. Evet. Fadime Hanım gelse o çocuğu alabilir, şikayet de edebilir. Çocuk kaçırma suçuyla ilgili de yargılanabilirsin. Ama Fadime Hanım unutmasın ki Fadime Hanım nüfus kargaşasına neden olacak şekilde nüfus kaydına yanlış beyanda bulunduğu için Fadime Hanım'ın sırf bunu yapmış olması bile 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasını gerektirir. Bir suç işlediğinin kanıtıdır. Nüfus Naci'nin olan çocuğunu kocasının nüfus kütüğüne kaydettirdiği için bu yalan beyanda bulunduğu için bu bir suçtur. Fadime Hanım da bunun cezasını çeker. Bu noktada da bu beyanımız bir ihbar niteliğindedir. Hocam zaten Cumhuriyet Karakolu'nda kendi ifadesi var. Tamam. Çocuk annesiyle Naci genç de köye gidebilir, gezebilir, getirebilir diye kendisi dilekçeli i̇şte imza verdi zaten. Bu yalanın cezası var demek istiyorum. Peki. Fadime Hanım'ın bir yakını telefondaymış. Bu arada Fadime'ye şunu söyleyeyim. Tabii ki hukuk herkes için var. Sen de hukuki mücadeleni başlat ama biz de hukuki mücadelemizi kesinlikle başlatıyoruz. Seninle ilgili işte nitelikli dolandırıcılık dedi, işte nesep kargaşasına neden olacak şekilde makamları yanıltmak suçundan 1 ila 3 yıl arasında yargılanabilirsin dedi. Bütün bunları biz uygulamaya koyacağız. Bu çocukların bakılıp bakılmadığını hepsini tespit edeceğiz. Sen de Naci'nin hangi yalanları söylediğini bize söyle. Fadime'nin yakını. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba, iyi günler. İyi günler dilerim. Buyurun, sizi dinliyorum. Öncelikle iyi canlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben Naci Bey'i tanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Naci Bey Fadime teyzeyle birlikte Arap Çeşme'de oturuyordu Fadime Hanım'la. Naci Bey de orada oturuyordu. Yalansa yalan diyebilir. Orada annesiyle kalıyordu. Orada bir çocuğu vardı. Evet, onu görmüştüm. Fadime Hanım'ın oğlu vardı. Oğlu hep onu oyuncak alırdı. Gider bir şeyler alırlardı. Naci Bey onlardan para alırdı. Onlar yeri geliyordu ondan para alırdı. Yani hep bir sıkı irtibat halindelerdi. Hani hiçbir şekilde kimsenin kimseye bir yalanı olmadı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Naci Bey diyor ki Fadime Hanım'ın abisi yengesini mi ne kaçırmış? Yok işte abisi şizofren hastası falan olmuş. Onlar bir kere yalan. Zaten o abi bilmiyorum, tam tanımıyorum ama o zaten sorunları vardı onun. O annesini babasını kaybettikten sonra biraz delirdi. Öyle hani bir şeyler yaşadı. O yüzden şizofren hastası oldu. Tamam. Kim Naci yani Bey, o konularda yalan yalan söylesin. O hayati bir şey değil. Niye yalan söyledin? Bak şizofren... Hayır. Hayır, yalan söyledin. Tamam. Yalan söyledin. O konuda yalan söyledin. Peki. Yani? Bu Naci'nin o çocuğun babası olduğunu gerçeğini değiştirir mi? Fadime'nin rezilliklerini değiştirir mi? Tabii ki de değiştirmez. Fadime Hanım'la bunun zaten bir ortak çocuğu var. Bunu herkes biliyor. Ama doğruları da konuşmaya hakkı var buradan. Tabii doğru konuş. O adam bir kere karısını kardeşiyle kaçmadı. O adam annesini babasını kaybettikten. Sen büyük bir yalancısın. O yüzden de yalanını geri al. Oldu mu? Tamam. Bitti mi? Tamam. Düzelttik yani. Yalan söyledi ve biz burada kızdık ona. Yalanını geri aldı. Bu mudur? Yani Fadime'nin iddia ettiği yalanlar bu mu? Ben ona başka şeyler soruyorum. Belli ki o diyor ki bunları söyle, bunları söyle. Bu yalanı biz çok kınadık, şimdi bitti. Peki bu çocuk Naci'den mi? Doğru mu? Evet. Peki ikisinden. Ben sorayım, herkes siz cevap verin.
Ama velayeti vermiyordu işte. Bu adam burada haklı. Buna kimse hiçbir şey demiyor. Oraya gelelim. Sonuna kadar da gitsin. Herkes haklı. Bravo. Yani konu bu kardeşim. Evet, ben orada biz zaten... arkasındayız. Biz o konuda hiçbir şey demiyoruz Serap Hanım. Ama demek istedim şu hani yok eşi Memduha Hanım bir şeyler falan söylüyor. Ya onlar beni ilgilenmez. Tabii ki de adamın velayeti versin. Ama Naci Bey neden 7 sene bekledi? Neden ilk başta bu Selahattin Bey'le çocuğu üstüne aldıkları zaman neden uğraşmadı da şimdi 7 sene sonra ortaya çıkıp çocuğumu okula veremiyordu? Keşke başlasaydı bunları. Keşke başta verselerdi. Bu kadar olur. Onu Fadime Hanım'a sormak lazım. Derdi. Onu ya Fadime Hanım'a sormak lazım. Arkadaşınızsa ya da tanıdığınızsa teyzesi. Bu nasıl bir kadın ya? Yani bu Kocaeli gibi bir ufak yerde evli barklı 85 yaşında veya 90 yaşında evlenmeseydin o zaman adamla 90 yaşında diye adam ya şöyle gidip başkasından çocuk mu dünyaya getireceksin? Benim aklım böyle şeylere ermez. Ben bilmem. Bizimki etmez, de ermez. Yani ben anlamam. Ya ikisi arasında olmuş. Ben bir şey demiyorum. Allah'a havale edeyim. Allah görsünler. Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Orada Fadime yanında mı senin? Hayır yanında değil. Tamam. Tamam. Ben yine de sorayım dedim. Ama buradaki yalanlar aslında Fadime'nin yalanları buradan sizin Kocaeli'ne köy olur, yol olur yani. Neyse. Evet. Çünkü ya insan nikahlı kocasının 80 yaşında diye onun hani biraz da böyle belki unutkanlığı bilmem nesi var diye adamın başkasının çocuğunu da yapıp o adamın üstüne yazdırılır mı? Adama da ben onun gayrimeşru ilişkisinden bu çocuk acıdım diye yazdırdım. Bunları hangi akıl düşünür ya? Bunları kimin aklına gelir bunlara kardeşim ya? Peki size teşekkür ediyorum. Şimdi bir yakını daha bağlanıyormuş. Alo. Alo. Efendim buyurun. Merhaba iyi günler. İyi günler teşekkür ederim. Şu şekilde söyleyeyim. Şimdi Naci Genç orada bağlı değil mi yayında? Evet. Fadime Hanım olmadığı için bütün yalanları atabiliyor değil mi? Fadime'ye bağlan çünkü, diyoruz, bağlanmıyor. Çünkü neden? Kadın namusunu koruyor. O orada yalan atıyor. Ya, onun söyleyeceği her şey vallahi yalan. Vallahi bir gülesim geldi ki çocuk, şu anda. Çocuk onda. Çocuk köyde burada, ben köyde yaşıyorum. Çocuk köyde, çocuğu getirin çocuğa DNA testi yapın o zaman. Tabii yapın. Hayır, biz Naci'den değil demiyoruz ki. Ne demek istiyorsun? Yani Naci'den değil mi o çocuk? Beyefendi, o çocuk Naci'nin çocuğu. Niye DNA yapıyoruz? Naci başkasıyla yasak ilişki yaşıyor. Çocuğu yurda alıyorlar. Benim yani gelip Fadime'yle, Fadime'nin eşine yalvarıyorlar. Benim çocuğumu çıkarın yurttan diye. Yani, o şekilde Fadime'yle eşi de alıyor yani, çocuğu. Yani Fadime Hanım'ın yapamadığı anneliği Naci Bey babalık olarak hem annelik hem babalık yapmış. Evet, doğru hocam. Hayır, başka bir şey. Bu çocuk yani... Fadime'den o çocuk değil mi? O çocuk Naci'den ama Fadime'den değil. O çocuk başkasından. İspatlayabilir Naci'den misin bunu? Naci'den ama başkasından. İspatlayabilir misin? Şaka gibi. Evet, çocuğu getir köyden. Çocuğu köyden getir. Çocuğa DNA testi yap. Tamam ben. O zaman buyur. O zaman yaptır sen. O zaman bakalım sen 70 milyona rebil oluyor mu olmuyor mu? Allah Fadime Allah. Hanım pardon Fadime çıkalım. Hanım'ın yakını savcılığa gitmeye gerek yok. Fadime Hanım gelsin bir kanını versin, çocuğun da kanını almasına izin versin, iki gün sonra çıkar. Ha Fadime buradan Hanım da gerçekten inanır. İyilik yapmış yani. Tabii. Evet, çok iyilik yapmış hocam. Anladım, yardımsever bir kadın şimdi olduğu adam, için. Şimdi o adam orada yalan konuşunca siz de o kadını aşağılıyorsunuz ya, aslında o adam orada yalan konuşuyor. İspatla benim bakalım, yalan konuştuğumu ispatlasana bakalım, bana. Bakalım onun yalanı ortaya çıkınca o nasıl 70 milyonun yüzüne bakacak ben, acaba? Tamam ispatla diyorum, bak, ispatla benim yalanlarımı çıkart ispatla. Fadime gelsin. Ekrana çıkmasına gerek yok. Arkada hocam da var. Bir adli tıpçı birisi de gelir. Alırız. DNA'ları yaptırırız. Eğer ki annesi Fadime çıkmazsa ben buradan Naci'yi... Cezamı çekmeye hazırım. Ceza değil. Biz ceza vermiyoruz. Çok büyük kınayacağım. 70 milyonun önünde de diyeceğim ki Naci sen nasıl bir adamsın? Tamam hocam. Nasıl yüzümüze baka baka her bu yalanı söyledin diye. Ben Naci'ye 70 milyonun önünde o adama ceza vermeyeceksiniz. Ama o adam bir kadının namusuna kir atacak. Ne ceza bu vereceğiz? Adalet ya. Biz mi vereceğiz cezayı? Hakim verecek, savcı verecek. Ben... Yapma gözünü seveyim ya. Ya ondan çıkarsa? Ya ondan çıkarsa? Sen ne yapacaksın? Neyden çıkacak? O çocuk Fadime'den değil, o çocuk Naci'den ama Naci başkasıyla yasak aşk yaşadığı için. Ispatlasın o zaman bana. Edip, çocuk zaten senin annen de değil mi? Annen bakmıyor mu? Sen anneni buraya Gebze'ye getirdin de...
annenin parasını alıp sonra annenin köye geri yollamadın mı? Ya bana ispatla gel, ispatla. Bana böyle peki, saçma saçma tamam, şeylerle gelme. Bir virgül koyuyorum. Herkesi de iddiasını kanıtlamaya davet ediyorum. Çünkü iddia eden kişiler bunu kanıtlarıyla sunmak zorundadır. Biz onu kanıtlayacağız. Alalım telefonu, alalım telefonu. Ben Fadime'yi artık arkadaşlarını falan sokma devreye. Sen bunu yaşadınsa gerçekten çok ahlak dışı bir ilişki yaşamışsın. Ve bunu kocana da etrafa da kabul ettirmeye çalışmışsın. Biraz önce bağlanan yakının herkes biliyor dedi Naci ile ikisinin çocuğu olduğunu. Doğru hocam. Sen yalan söylediğini ispatla. Ben Naci'yi burada 70 milyonun önünde kınayarak buradan hadi Naci git bizim artık seninle işimiz olmaz. Fadime kusura bakma diyeceğim ve senden özür dileyeceğim. Sıla'ya geçelim. Altı aydır kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Sıla Aytekin için programımıza ihbar yağıyor. Bundan 2,5-3 saat önce şeyde karantina iskelenin arkasında bankta oturuyordu. Balık tutanları izliyordu. Ayağında bir tane kot pantolon vardı. Evet. Kot pantolon derken yani kot şort. Üzerinde de gri bir tane tişört vardı. Küçük kızın yanındakiler kim? 4 kişilerdi. 2 tane bayan vardı, 2 tane bey vardı masada. Sıla neden kaçıyor? 12-13 yaşına itibaren böyle bir muameleye maruz kalan hiçbir çocuk normal davranmaz. 15 yaşındaki Sıla nerede? Ya yemin ediyorum hala stüdyoda Fadime'nin iddialarına gülüyoruz. Yani bir hastanede doğum yapılıyor, hastane belgeleri var. Doğru mu? Evet hocam. Ondan sonra madem bu çocuk seninle bir alakası yok, madem Naci ile alakalı, sen niye şimdi sosyal hizmetlere gidip o çocuğu aldırmaya çalışıyorsun? Nedir senin maksadın? İntikam. Yani bize hakikaten biraz... Ya biraz acaba aptal falan mı gibi mi görünüyor? Estağfurullah ha? Hocam. Ya öyle mi görünüyoruz? Ben anlamadım yani. O kendini bu, çok akıllı biliyor. Medine de bu Fadime de çok akıllı çıktılar maşallah. Kanunları şeyleri bilmedikleri için çok akıllılar. Tamam şimdi pazar zaten kanunu bilse Allah aşkına kanunu ahlak kurallarını sadece kanun değil ki bu ülkede ahlak kuralları var. Din, ya bir sürü kurallarımız var. Onlara uymadığın sürece başında beladan kurtulmaz. Sıla çok önemli. Sıla çünkü 6 ay önce ortadan kayboldu İzmir Menderes Çakaltepe köyünden ama 3 yıl öncesinde yaşadığı maalesef bazı sıkıcı olaylar vardı. Çünkü 63 yaşında olan bir bakkal ona fazla yakınlık gösteriyordu, telefonlar alıyordu, madde bağımlılığı oluşturduğunu söylemişti. Baba Hüseyin Bey stüdyomuzda. 6 aydır kayıp olan kızını arıyor. Daha önce de bir iki sefer Sıla ortadan kaybolmuş ama bu kadar uzun hiç kaybolmamış. Bu köy bakkalı 63 yaşındaki Abdullah Y. cezaevinde bu fazla yakınlık sebebiyle yargılanıyor. Daha doğrusu 8 yıl 4 ay ceza almış ama yargı süreci devam ediyor. Galiba itirazlar istinaf işte, ve yargıtay, istinaf, yargıtay yolları açık olduğu için. Şimdi çok önemli bir şeye ulaştık efendim Sıla ile alakalı. 2019 Eylül ayında yani bundan bir yıl önce aşağı yukarı Sıla'nın çektiği bir kısa film diyelim ona. Sıla'nın çektiği demeyeyim de oynadığı birkaç gençle beraber bir kuaför var. Bu kuaför aynı zamanda böyle meraklı kısa film gibi şeylere... Aynı zamanda dövmeci. Yani her şeyi yapıyor diyebiliriz aslında. Sağ olsun o demiş ki gelin hem şiddet karşıtı hem de madde uyuşturucu karşıtı bir kısa film çekelim demiş. Ve Sıla bu filmde oynamış efendim. Elimize böyle bir görüntü geçti. Şimdi bu görüntüyü ekrana bir getirelim. Evet. Bir dakika, bir durduralım arkadaşlar burada. Bir durduralım, evet. Şimdi bu görüntüdeki kişi, önce babaya teşhis ettirmem lazım. Böyle oradan da, evet. Hüseyin Bey, biz bunu tabii bulduk ve çok benzettik. Dedik ki işte bu olabilir Sıla ancak. Sıla mı? Sıla hocam. Sıla. Sıla. Büyük bir ihtimal o yani, ona benziyor o.
O. Biz çünkü çok benzettik. Hocam sizler de bakın. Evet. Yani hatlar aynı. Evet. Efendim bu Sıla. Şimdi ben kulaklık takmadığım için sürekli arası sıra rejiden gelen önemli şeyler için takıyorum. Evet söyleyin arkadaşlar. Evet. Evet ama ben yine de rolde ismi yazdığı halde ben babaya bir kez daha hani bir sizlerin huzurunda da teyit ettireyim dedim. Orada hemşire rolüne bürünmüş ve Sıla Aytekin ismiyle zaten adı var. Bir yıl önce Sıla bugün 15 yaşındaysa orada da 14 yaşında. Evet. Doğru mu? Ama gerçekten çok Sıla büyük, olduğundan büyük görünüyor. Yani burada 20 yaşında bir genç kız gibi evet. görünüyor. Evet. Yani bugün de sokakta onu görenler 15 yaşında demezler. Şimdi burada bu film çekilmiş. Devam edelim bu kısa filme. Evet. Dediğim gibi burada kadına şiddete ve uyuşturucuya hayır şeklinde bir kısa film bu. Yani bir tepki filmi diyebiliriz. Farkındalık yaratma diyebiliriz. İşte Sıla'nın o... Evet, bu kadarını... Evet, peki. Şimdi bu kadarını kullandık. Şimdi o dönemde bir yıl önce bu görüntüleri ya da bu kısa film diyebileceğimiz şeyi çeken kişi, kuaför Mustafa Bey hatta. Alo. Alo. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Evet bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturmak için sizin herhalde böyle bir merakınız var. Aslında kuaförmüşsünüz ama. Yok kuaför değilim ben ya. Kuaförlük yapmıyorum. Dövme sanatçısı, dövme yapıyorum yani. Güzellik merkezi. Dövme sanatçısısınız. Evet. Ama bir kuaför lafı da oldu var. Yapıyordunuz da şimdi mi yapmıyorsunuz bilemedim. Neyse. Yok kuaförlük değil benim. Yapmıyorsunuz. Birinde oynayan birkaç kişi vardı kuaför. Anladım. Peki siz aynı zamanda dövme sanatçısı o. Sıla'nın diğer aradığımız fotoğrafını getirebilir miyiz ekrana? O kolundaki o dövmeleri siz mi yaptınız? Yani ona evet bir tane dövme yaptım ama şu öbür kolda 2 yıl falan olmuştur yani 2 yıl olmuştur. Anladım. O dövme olan fotoğrafını koyalım arkadaşlar. Şu sağ kolunun hem bir arka tarafında evet hem de bileğinin böyle hemen üzeri değil de biraz daha yukarı doğru iki tane dövme görüyorum. Kol içine yaptım ben onu. Kol içine. Kol içine. Dirsekten aşağıda evet bir tane dövme yaptım yani. 2 yıl falan olmuştur. 2 buçuk yıl. Kol içindekini görmüyoruz. Şurasında olması lazım. Öyle mi? Şurada. Evet. Bu piercingi de mi siz yaptınız? Yok piercing ben yapmadım. Peki. 2019 yılı Eylül ayında siz bu filmi çekerken Sıla'yı nereden tanıyordunuz? Ve bu film nerede çekildi? Bu film Aydın Söke'de çekildi. Aydın Söke'de. Evet, ben İzmir'de ofisim vardı, stüdyom vardı benim. Sosyal medya hesabından mesela oyuncular eksik olduğu zaman oradan paylaşıyorduk işte doktor rolü, anne rolü, baba rolü. Oradan oyuncular yazıyordu, gelmek isteyenler gönüllü olarak geliyordu yani. Yani siz Sıla'yı öyle mi tanıdınız? Yok, Sıla'ya ben bir kere dövme yaptım ama çok fazla bir orada muhabbetimiz yoktu yani. Peki bu filmde rol alması için teklifi siz mi götürdünüz ona? Yok biz teklif götürmüyoruz. Dediğim gibi sosyal medya üzerinden paylaştık. İşte onu soruyorum. Yani sonrasında işte, o size ulaştı burada oynamak istedim. Hemşire rolü isteyen var. Hemşire kendisi herhalde daha önce ambulansla çalışmış hastanede. İşte bizim hemşire rolümüz vardı. Doktor rolümüz vardı. Yazıyorduk bunları devamlı. Story atıyorduk yani. Oradan geri dönüş yapmıştır. Yani biz de o şekilde gelmiştir. Yani biz kimseye teklif sunmadık. Yalnız bakın bir yıl önce bu... olay oluyor. Siz diyorsunuz ki dövmeyi 2 yıl önce yaptım diyorsunuz. Demek ki siz bu çekimden yani, önce size bir geldi, bir tanıştınız. Şimdi tanışmak değil, müşteri olarak geldi mesela. Tam hatırlamıyorum yani. Müşteri olarak gelmiştir. Benim dövme sayfamı takip etmiştir. Biz de oradan, mesela o dövmeden sonra 1 yıl, 1,5 yıl sonra bir film işine girmişizdir. O şekilde oradan yazdıysak o şekilde geri bize ulaşmıştır yani. Ama dövmeyi ben filmden bayağı bir önce yaptım yani. Yani o dövmeden sonra siz o 2 yıl boyunca yaklaşık Sıla'yla hiç haberleşmediniz. Hayır canım müşterimdi biz orada. Aramızda yani, bir samimiyet, bir arkadaşlık yoktu olabilir yani. Canım yani bazen insan samimiyet de kurar. Ne bileyim işte sosyal medyadan takip eder. Bir şey yapar evet. falan. Öyle bir şey de olmadı. Ta ki... Yok
Siz... Yok, o benim dövmesi hesabını takip ediyordu. Biz de oradan mesela film için oyuncularımız eksikti. Gönüllü olarak işte şu rolü oynayan isteyen var mı soruyorduk mesela. Oradan bize geri dönüş yapıyorlardı. Biz de çağırıyorduk, konuşuyorduk. İşte rolünü anlatıyorduk o şekilde yani. Sıla geçen sene, bir yıl önce yapılıyor bu film. 14 yaşında. Sizi biliyor muydunuz onun 14 yaşında olduğunu? Yani yaşını hiç sormadım ama büyük gösterdiği için hiç sormadım yaşını yani. Kendisi de söylemedi. Ben 14 yaşındayım demedi. Aynen. Yani sormadık, muhabbeti bile geçmedi. Hiç duymadım. Çünkü bilseydiniz ailesinden izin almanız gerekirdi. Onların onayı olmadan 14 yaşında bir çocuğu ne görsel olarak ne başka türlü hiçbir işinizde dövme yapabilir mi? Yani sonuç itibariyle 18 yaşından küçük bir çocuğa böyle bir işlemin yapılması yasak bir kere. O zaman da 12 yaşında daha. Yani yasak zaten. Hani aynı ailesi bile izin veremez. Yani siz de bundan sonra dikkat edin Mustafa Bey, bu tür şeylere lütfen. Yok yok, bana geldiğinde bir tane dövmesi vardı zaten. Ben ilk dövmesini yapmadım. Ben Mustafa Bey'e bir şey sormak istiyorum. Mustafa Bey, tabii, şimdi buyurun. Siz sosyal sorumluluk adı altında bunları yaptığınızı söylediniz. Doğru değil mi? Aha, evet, doğru. Şimdi bu Sıla'yla bu konuyla ilgili görüştüğünüzde o hangi duygusunu size söyledi bu konuyla ilgili? Ben bunu önemsiyorum çünkü. Nasıl hangi duygusunu? Yani şimdi siz ona bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde oynamak için istediğinizi sordunuz ya. O da ben evet böyle bir dizide oynamak istiyorum. Benim de bir yok, amacım var, bir mesajım var gibi bir şey duydunuz mu kendisinden? Yoksa sadece... Yok, ben... Orada rol almak için mi kaldı? Şimdi ben öyle bir şey sormadım. Dediğim gibi biz storylerden paylaştığımız zaman kendisi daha önce ambulansla çalıştığını söyleyip ben bu rolü yapabilirim dedi. O şekilde orada o rolü üstlendi yani. Peki şimdi bu çekimler kaç gün sürdü? Hangi mecralarda yayınlandı bu film? Yani Aydın'ın yerel kanalında yayınlandı. Kaç gün sürdü bu çekimler? Çekimler mi? Evet. 3 gün falan sürdü. Nerede kaldı Sıla o süreçte? Yani burada Söke'de arkadaşları vardı, üniversiteler. Onlar da kalmış olması lazım. Siz nereden biliyorsunuz? Size mi söyledi, siz tanıştınız mı arkadaşlarıyla? Nasıl? Siz nereden biliyorsunuz orada arkadaşları olduğunu? O dönemde yani 14 yaşındaki bir kızın üniversiteden niye arkadaşı olsun? Ve bunu size yani onu oradaki söyledi. Kızlarla kaynaştığı için onlarla birlikte kaldılar yani. Öyle diyebiliyorum yani. Ben sormadım nerede kaldın diye. Tahmin mi ediyorsunuz, biliyorsunuz mu? Tahmin etmiyorum. Orada yani oradaki kızlardan kaldığını biliyordum. Yani biliyorum, söylediler çünkü. Ama ben kalkıp da sıra sen nerede kaldın, işte, ne yedin, ne içtin diye böyle bir soru sormadım yani. Çekimlerden sonra akşam birlikte yemeğe gitmek, bir mekana gitmek, kahve, çay vesaire... Hayır, yani filmin son bitiş gününde zaten yemeği falan ekiple birlikte yiyorduk hep beraber. 15 kişi falan. O şekilde bir yemek şeyimiz oldu yani. Öyle gece kulübüne ya da mekana, içki, alkollü ortama gitmedim yani. Peki. Size tekrar dönebilirim çünkü o süreç çok önemli. 3 günde orada kalıyor. Yani şöyle bir şey var. Filmlerden sonra onu da söyleyeyim, Sıla'nın ben görmedim yani. O bu beraber kaldığı arkadaşları söyledi, anlattılar. İşte babası gelmiş, kızın evinde kalıyormuş, oradan almış götürmüş onu yani. Öyle bir duyum aldım yani o zaman. Peki, teşekkür ediyorum size. Tekrar bilginize başvurabilirim. Şimdi babanın buraya çıkmasının ardından 6 aydır hiç kızından ses almayan, duymayan, görmeyen baba biliyorsunuz programımıza geldi. Ve baba buraya çıktıktan sonra Sıla'dan kardeşi değil mi Şule? Evet. Küçük kardeşi. Şule en büyükleri. Sıla en ufak. Ablasına bir mesaj atmış. Evet. Şule merhaba. Merhaba. Evet. Ne zaman attı bu mesajı sana Sıla? Dün gece attı. Ben daha önce mesaj atmıştım hani Sıla ablacığım neredesin, seni arıyoruz diye. İşte cevap attı, bir haftaya geleceğim dedi. Neredesin dedim, Aydın'dayım dedi. Aydın senin, hani... bu biraz önceki Mustafa Bey ile konuştuğumuz yer, evet. Aydın'dayım dedi bana. Sana dedim bir numara vereyim dedim, hani kanaldan ya da babamı ara dedim, konuş dedim. Sen neredeysen dedim, seni gelip alırız dedim hani.
senin gelmene gerek yok dedim. Yok dedi, ben geleceğim dedi. Tamam dedim, babamı ara o zaman dedim. Telefonum bozuk dedi. Telefonumu ben yarın alacağım. Biraz hani şeyli konuştu. Garip konuştu. Hani herkes İzmir'de gördü ya. Evet. Peki. Üç kişi bağlandı. İzmir'de gördü. Hı hı. Herhalde yön şaşırtmak için bana Aydın'dayım dedi. Ya da Aydın. Tabii söylemez. Tabii. Yani Aydın'da olsa Aydın'dayım demezdi. Muhtemelen aynen ben istemedim. Nasıldır? Hani yalan hali? Söylüyorsun falan demedim. Hani gel dedim, biz seni çok özledik dedim. Bunlar sadece tamam. Mesaj. Sesini duymadın. Yok hani arayalım. Beni ara dedim. Babamı ara dedim. Arayamam. Telefonum bozuk. Başkasının telefonundan yazıyorum dedi. Başkasının telefonundan da arayabilirsin. Bakalım o mesajları yazan Sıla mıydı? Tabii. Yani yazabilen kişi kendi telefonundan yazmadığına göre aramayı da yapabilir. Niye yazsın ki sadece? Senin tanımadığın bir numara, doğru mu? Yok, Facebook'tan attı bana mesajı. Ha, sosyal medya üzerinden. Sosyal medya. Ama ben anladım. Ama ondan arayamış. Da arama yapabilir yalnız. Yani şimdi o bir bahane oldu. Bilmiyorum ben. Arama ondan da arama hem görüntülü hem sesli arama yapılabiliyor orada. Messenger'dan sesli ve görüntülü arama yapılabiliyormuş. Evet, onu da yapmadı. Açmadı telefonu sonra. Ben onun Sıla olduğunu inanmıyorum. Evet. Niye açmasın? Yani nasıl bir ortamda olabilir ki bunu açmamak için? Yazdığı cümleler, kurduğu cümleler, yazdığı kelimeler. Sen kardeşini iyi tanıyorsun. Ona ait cümleler evet. Miydi sence? Ya en sonunda işte hani babama haber vermeden önce abla ben sizi çok özledim. Hani ben de sizi seviyorum. Geleceğim, korkmayın dedi. Sonra hemen 2-3 dakika sonra engelledi beni. Ya. Peki babam çıkmasın programa, ben geleceğim falan bir şey dedi mi? Yok, hiç onun programla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ben Sıla olduğuna inanmıyorum. Siz evet. İnanıyor musunuz? Çok şüpheli. Bir gün önce birbirini teyit eden iki tane görgü tanığımız var. Nerede olduğu noktasında. Sıla, bugün de inanmadık. Ben inanmıyorum. Sizler bilmiyorum inandınız mı? Bir kere... bu Facebook'un öyle bir özelliği varmış. Ben bilmiyordum. Bana kulak kulağa söylediler. Hem görüntülü hem sesli arama yapılabiliyormuş. En kötüsü gider ankesörlü bir telefondan arar. Ablanı çok özledinse sesini duyarsın. Babanı çok özledinse sesini duyarsın. Sen daha başında yalnız yaşamıyorsun herhalde. Arkadaşından telefonunu rica edersin. Ben ablamı arayacağım. Bir sesini duymak istiyorum der, yine arar. Serap Hanım, bir de şöyle bir şey var. Korkmayın gibi bir kelime kullanmış değil mi? Velev ki bu evet. Sıla bile olsa içinde bulunduğu ortam çok da iyi bir ortam değil ki korkmayın ibaresini oraya eklemiş. Ben inanmıyorum Sıla. Onun olduğuna inanmıyorum. Her kimse Sıla'nın iyi olduğuna, bir hafta sonra geleceğine inandırmaya çalışıp babayı ekrandan çekmeye çalışıyor. Evet. Ve fotoğraflarının kaldırılmasına çalışıyor. Ben de güvenli bir ortamda olduğunu düşünmüyorum. Evet, şimdi küçük Kemal yaşıyor mu? Tabii ki en önemli sorumuz, cevap bulmak istediğimiz soru buyken, ama ortada 4 tane daha çocuğun sersefil olduğu bilgisine ulaşınca, biliyorsunuz Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bize ulaştı ve Medine'nin yanında götürdüğü, en küçüğü 1 yaşında olan bir arkadaşına bıraktığı 3 çocuğu sosyal hizmetler aldı. Diğer çocuk, yani 4 yaşındaki kız çocuğu, Vedat'tan olduğunu söylediği Vedat'ın çocuğu halen Vedat'ın evinde, ama onunla ilgili de bir süreç başladı. Bu arada Medine'nin nikahlı kocası Sıddık'tan sonra işte gittiği ve 4 çocuk dünyaya getirdiği Vedat da diğer stüdyoda hazır. Bu arada Medine, bak senin yaka kartında ne yazıyor? Ne yazıyor? Medine Eskin. Ne? Bir daha yüksek sesle söyle. Medine Eskin. Medine Eskin yazıyor. Sıddık'ın yaka kartında ne yazıyor? Ne yazıyor? Sıddık Eskin. Sıddık Eskin yazıyor. Yani senin kocan, nikahlı kocan. Evet. Değil mi? Ama ondan kaçtın, onun oğlunu da kaçırdın. Kaçırdın resmen. Ve Eskin soyadı altında bir adamla, Vedat'la beraber olmaya başladın ve ondan 4 tane çocuk dünyaya getirdin. Ve onları da tuttun. Sıddık Eskin'in nüfusuna yazdırdın. Karnındaki çocuk başka birinden, Niyazi diye birisinden. Niyazi şu anda yok. İnşallah bugün ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarım. 4 aylık bebek ondan. Onu da diyorsun
arkadaşım Zeynep üstüne alacaktı, onun babasının üstüne yazdıracaktık falan filan. Yani hayat böyle bir şey değil Medine. Sen bir kere ilk çocuğuna sahip çıkamadın, onu bıraktın. Burada ne söyledinse, biz ne sorduksa hiçbir şeyi doğru söylemedin. Bütün çelişkilerle dolu cevaplar verdin bize. O yüzden biz de Kemal'i oraya bıraktın mı bırakmadın mı sorusunu defalarca sana sormak zorunda kaldık. Efendim, Medine'nin çocuğu Kemal'in ve de tabii ki Sıddık'ın çocuğu Kemal'in başına ne geldi ne gelmedi, bunlar bugün artık biraz daha aydınlığa kavuşacak. Ama Medine programa geldiği andan itibaren sorularımıza hangi cevapları verdi, ikinci kez sorduğumuzda, hatta üçüncü kez sorduğumuzda ne cevaplar verdi? Yani Medine ile ilgili biz aslında bir çelişkiler veteresi hazırladık. Çelişki mi dersiniz, yalan mı dersiniz? Onu ben bilmem. Yorumsuz getiriyorum ekrana. 4 yıl önce oğlu Kemal'i henüz 2 yaşındayken bir apartmana bıraktığını itiraf eden Medine, sadece 3 günde her konuda farklı bir açıklama yaptı. Kemal'i önce kapıya bıraktım, gittim dedi. Sonra hikayeye yaşlı bir kadın ekledi. Bir binaya gittim, ekmek istemeye. Utandım, istemedim. O çocuğu o kapının önüne mecburen ağlaya ağlaya bırakıp gittim. Bir apartmanın kapısına mı bıraktın çocuğu? Evet. Bir kapıya bıraktım. Bir bayan çıktı. Gördüm bayanın çıktığını. Ama aldılar, çocuğu aldı. Ben dedim önce binanın kapısına bıraktım. Kadının çıktığını gördüm ama kadın benim çıktığımı görmedi. Her anlatışında Vedat'la başka bir yerde tanıştığı ortaya çıktı. Bu adamla nasıl tanıştın Medine? Bununla da bir arkadaş ortamında tanıştık abla. Nerede tanıştın bu adamla? Bu adamla Keçiören'de tanıştık. Neresinde? Gazino Parkı. Parkta tanıştın. Hı hı. Gelip yanına mı oturdu adam senin? Yok, o öyle şey çakmak istedi. Oradan buradan öyle sohbet ettik. Kemal'i ararken apartmana gitmedik dedi. Vedat'la kapı kapı dolaştığı anlaşıldı. Tamam ya, evet, bir de gittik sokaklarını aradık. Gitmedin diyorsun şimdi. Yok sokakla, eve gitmedik ama sokaklarını aradık. Efendim, bunun bir dediğini tutma ya. Bunlar çocuğu öldürdüler ya. Keçiören'e gittik. Bir apartmanı gösterdi bana. Girdik bir tane binaya, bastık, zile bomboş. Hiç kimse açmıyor kapıyı. Karşı taraf açtı. Hayatım dört dörtlük Vedat'la evleneceğim dedi. Hayatında yeni biri olduğu ortaya çıktı. Boşanınca nikah mı yapacak sana? Evet. Çocuk ona bakıyor, güzel bir hayatımıza. Doğru söyleyeyim. Bu dört dörtlük hayat dediğim, ilk başta dediğim kişi Vedat'la 2 senede zaten ayrıyız. Afgan kökenli. Adam, onunla nerede tanıştın? Birisi Zeynep mi? Yok, bu Zeynep şeyle tanıştık. Önce hamile değilim dedi. 4 aylık hamile olduğunu itiraf etti. Yine hamilesin sen. Ben buraya başvurmasam sen bu sene değil, önümüzdeki sene yine doğum yapar. Yani. Ya abi siz yine hamilesin sen. Sen gene mi hamilesin? Yok ya. Adam sordu. Hamilesin sen dedi. O bile anladı. Sordum, hayır dedin. Ve sen 4 aylık hamile olduğunu bize sonra itiraf ettin. Medine neden yalan söylüyor? İzlediğinde ne hissediyorsun? Kötü. Kötü değil mi? Çok kötü. Ama asıl kötü olan şu, senin bu yalanların yüzünden bir çocuk o dönemde başına ne geldiği belli olmaz bir şekilde 2 yaşındayken buz gibi Ankara ayazında sokağa bırakıldı. Orada bile hala bak, bir tane yaşlı karı koca şeyim var, iddian var. Bunu Vedat'a söylemişsin. Yaşlı bir karı kocaydı. Yok, ben onu söylemedim. Ben bu, ilk başta ben zaten onu ben size de söyledim. Karı koca değil. Zaten karı koca olsaydı zaten söyledim. Niye kadın yalan saklayayım ki? Her şeyi sakladın. Bunu da saklarsın. Yok, niye onu saklayayım ki? Bir şey çıkmış gibi konuşuyorsun. O her şeyi ben açık açık söyledim. Bunu niye saklayayım ki? Her şeyi sakladın. Her şeyi saptırdın. Her şeyi yanlış söylediğin için ve yalan söylediğin için ben bunları söylüyorum. Sonra bir yaşlı kadın lafı var, Vedat'ın söylediği. Sonra bıraktım, 2 kat yukarıya bekledim. Kadın kapıyı açtı. Gel çocuğum, annen şimdi gelecek dedi var. Bir kapının dışına bıraktım gittim lafı var. Yani hangisine inanacağız? Ve bir kez daha soruyorum. Kemal nerede? Tam olarak Kemal'e ne yaptın? Nereye bıraktın? Ya da birine mi verdin, birine mi sattın? Ne geldi bu çocuğun başına? Yok, ben kimseye vermedim. Para karşılığında da
kimseden para almadım. Yani para karşılığında kimseye vermedim. Dediğim gibi bir apartmanına bıraktım. Benim sorumsuzluğum nerede oldu? Gidip bakmamam oldu. O bulan kadın annen şimdi gelecek mi dedi peki, öyle mi dedi çocuğa? Evet, ben dışarı şimdi, ben aşağı inerken o beni görmedi. Gel, o doğru mu yani? O doğru mu yani? O doğru. Dedi gel gel dedi, annen gelecek dedi. Şimdi Serap Hanım, yani eğer bir kişi küçük bir çocuğu görmüş ve annen şimdi gelecek diyorsa tanıyordur. Eğer ki tanımıyorsa, hiç görmediği bir çocuksa annen nerede senin der. Doğru soru bu olur. Gerçekten aşağı iner. Doğru soru bu olur. Hemen çocuğu tutar, annesini aramaya başlar. Annen şimdi gelecek deyip içeri alıyorsa çocuğu, demek ki annesini de tanıyor, çocuğu da tanıyor. Medine Hanım, genelde... Bu bilinçli olarak verildiği de belli sanki. Genelde abi, bizim sorduğumuz soruya cevap veriyorsunuz. Başka bir soruya cevap vermiyorsunuz. Biz dün ne konuştuğumuzu da unuttuk. Hafızamız da çok iyi ama siz Serap Hanım sorduğu soruya alakası bile yok. Neden onu söyleme gereğini hissettiniz? Para karşılığında da vermedim. Devam ediyorum. İnsanlar neden yalan söyler? Ya kendisiyle ilgili veya çok yakınlara zarar gelmesin diye de yalan söyler. Yani birisini korumak için insanlar yalan söyleyebilir. Ben de soruma cevap verebilirim. Artık doğruları söyle yani. Ben de yani para karşılığında nasıl, niye zarar, artık ben rezil oldum olacağım kadar. Niye? Artık millete düşünülecek halde değil. O zaman birisini koruyorsunuz da geldik. Yok, şimdi. Yok, koruma tamam. Değil. Hiçbir şekilde koruma değil. O koruduğunuz kişiler bir anda panik haline girip bir anda telefonları yağıyor ya bazen böyle. Yok. Gelmiyor mu? Bilmiyorum, yağıyor mu yağmıyor mu bilmiyorum ama hiçbir şekilde artık saklayacak bir şey yok. Hani para karşılığında verseydim derdim. Verdim artık, 4 günden beri buradayım. Desem de öyle bir yaşta kalmış. Medine Hanım, insanlar suç işleme özgürlüğüne sahiptir. Ama bunun cezasını da hukuk önünde çekerler. Yani bundan kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet. Burada 4 yaşında, 4 senedir kayıp olan bir çocuğunuz var. Bununla ilgili hiç merak etmiyor musunuz? Ya nasıl yani siz ilk gün demiştiniz ya, ne suç işledim ki? Yani şu anda siz yaptığınızın farkında değil misiniz? Yoksa bugün mü farkına varmaya başladınız? Yok, zaten yaptığım farkına vardım, suç olduğunu biliyordum. Yapmasaydım keşke, pişmanım ama. Medine, sen Ankara'da hep dilencilik yaparak mı hayatını kazandın? Yok. Ne, yani hala Ulus'ta, yani bundan bir hafta 10 gün önce seni dilenirken görenler var. Ben hiç gitmedim. Hiç gitmedin? Hiç. Evden bile çıkmıyordum. Ha, benim kapı komşularım bağlansın. Zeynep gittiğini söylüyor. Zeynep, yok ben Zeynep yalan söylüyor. İki defa ben gene üstüne basa basa söylüyorum. Kaynanam şey satıyordu, bohçacılık yapıyordu. Onunla birkaç kere bohçaya gittim. Başka hiçbir yere gitmedim. Dileme, mileme gitmedim. Hatta Serap Hanım, dün size de söyledim. Benim çocuğumu ben de duydum dilendirdiklerini. Bu 4 yaşındaki kızın. Evet. Ben de duyduğuma göre dedim. Yani ben tam bir şey bilmiyorum. Ben de birkaç kere öyle duydum. Ama yani görmedim dilendiklerini. Vedat. Efendim. Medine de duymuş. Sen 4 yaşındaki çocuğu dilendiriyorsun diye. Sizin bu kadar çok çocuk yapmanızın sebebi bu mu? Hayır efendim. Ben erkek çocuk istiyordum. O da olmadı. Gerçi hepsi evlat da. Ben oğlanı seviyorum. Ne oğlan olsun ne oldu. O da başka bir şeyimiz yok. Artı ben çocuğumu dilendirmem. Dilendiren de bağlansın oraya. Kim söylediyse çıksın karşıma. Söylesin. Kimden duydun Medine? Sana söylüyorum. Ben de daha da öyle Neşegil geliyordu. Kaç kere onlardan duydum. Başka Neşegil. Bağlansın Neşegil bakalım. Görmüş mü? Ne zaman görmüş? Öyle duydum ben. Başka kimse... Doğru derseler alın bu çocuğu da yuvaya diyeceğim ben. Delikanlı gibi bak, Türkiye alem dinliyor bizi. O çocuğu bizi. Zaten eğer alacaklar. Eğer öyle bir şey varsa senden. Alın diyeceğim. O çocuğu zaten alacaklar. Dilendirsen de dilendirmesen de alacaklar. Ben bakıyorum Serap Hanım çocuğuma. Neden alıyorsunuz ki? Biz almayacağız. Biz niye alalım? Yasalar. Senin çocuğun olduğunu kanıtla. Kanıtlayalım. Hastaneye gidelim. DNA'ya sadece gidelim. Sadece hastane DNA yetmiyor biliyorsun. Ne yapmamız gerekiyor? Sıddık'ın üzerine kayıtlı. Şu an gitse, Sıddık gelse, bak aynı Naci Bey'in başındaki olay gibi. Evet, Sıddık izledim. Şimdi bugün biz onu bindirelim. Ankara'ya gelsin. Yanına da polisi alsın gelsin. Bu adam benim çocuğumu alıkoyuyor desin. Nüfus kağıdını da uzatsın benim nüfusumda diye.
Akşam alır götürür. Biliyorum alır, orada haklı. Alır. Yani biz almayız. Bizim nasıl alalım? Bizim öyle ama bir yetkimiz yok. Ama mecburiyetten oldu Serap Hanım. Mecburiyetten. Nikahlıydı çünkü. Boşanmadı da. Şimdi aynı noktaları tekrar konuşmak istemiyorum. Valla anlamıyorsunuz. Soruyorsunuz, çünkü cevaplıyoruz Serap Hanım. Hayatım anlamıyorsunuz. Mecburiyetten bir tane olur ki, dört tane mecburiyetten çocuk mu olur Allah aşkına? Nikahlı bile değilsiniz. Şu olur. Gel biz arayalım, buralım kocanı. Şu ayrılma, boşanma işini halledelim. Ondan sonra biz çocuk sahibi olalım. Nedir bu söyledim ya? Söyledim kendisine. Gittik hatta adliyeye gittik. Boşanma dilekçesi verdik. Sonuç alamadık. Sen dün çocuklar yuvaya gittikten sonra sosyal hizmetlere gidip çocuklarını görme girişiminde bulundun mu? Dün. Evet. Hayır. Zaten bulunsan da göstermezlerdi. Tabii. Çünkü yani Babası bile değilsin. Yani resmiyette. Kimlikte olarak değil. Resmiyette doğru. Kimlikte değilsin. Kimlikte olarak. Zaten bir o var zaten. Zaten başka ne olacak ki? Yani herkesin kimlikte. Yoksa bir şüphe varsa DNA'ya gidersin. Tabii. O ayrı bir tabii, şey. Tabii tabii aynı. Ama sen çocuklarını bir görme girişiminde bile bulunmadın mı kapıya gidip? Abi ben iki senedir görmüyorum çocuk. Hani? Hayır hiç ayrılmadım. Otele sorabilirsiniz. Hiç ayrılmadım. Bir çay içtim tekrar içeri girdim yattım. Merak etmiyor musun çocuklarını, özlemiyor ederim, musun? Ederim tabii, etmem mi ablam? İki sene oldu ya. İki sene. Arıyorum ama yok. İstemem mi? Ben de babayım. O bir tanesinin doğumunda bile yoktun. Yoktum evet, yoktum. Şu an bir yaşında. Ne hissettin onlar alınırken? İsterseniz onu sessiz döndürelim. Bir daha görsün çocukları nasıl gitti. O bir yaşındakini de yüzünü kapatıyoruz ama doğumunda bile bulunmadığın çocuğun nasıl gittiğini bir gör de için sızlasın ya. Sızlamadım abla, sızladı tabii. Yayın kapandıktan sonra gözlerimden yaş geldi. Abiler su verdi, inanmazsanız sorabilirsiniz. Vallahi kötü oldum bileyim. Yani yalan değil. Bir başka olmam türlü mı sızlıyor sizin acaba? Bizimki başka türlü mü sızlıyor, ben anlayamadım. Yani Medine'nin de çok sızladığını görmedim. Ha, bu çocukları ne amaçla bu kadar doğuruyorsunuz? Hiç düşündün mü ben bunları nasıl okula göndereceğim, ne eğitim alacaklar diye? Şu derece düşünülmemiş ki, sokakta buluyor aslında Medine Hanım'ı. Aynı gün evine götürüyor. Ondan sonra da hemen akabinde peş peşe dört çocuk yapıyor. Mecburiyetten yani yapıyor. Nasıl bir şeydir bu, anlamak mümkün değil. Siz anlayamazsınız. Bir hafta bile düşünülmemiş yani. Aynı gün eve götürülmüş. Mecburiyetten hocam. Dört tane çocuk yapmışlar. Ve o çocukların geleceği, o çocukları Türk toplumuna kazandırmamız lazım. Yoksa sizin elinizde olursa bu çocuklar gerçekten topluma zararlı bireyler olacaklar. Şimdi Medine'nin annesi Kemal'in nerede olduğunu baştan beri, işte bak çocuklar görüyor musun? Bu en küçüğü mü? En büyüğü. Bu en büyüğü. En büyüğü bu. Düşünün yani. O ortanca, bir de tabii bir yaşında. Bu kadın Zeynep mi? Kim o? Bilmiyorum, onu hiç görmedim. Komşu herhalde. O bile ağlıyor yalnız. Ya da sosyal hizmetler görevlileri de vallahi öyle bir bağırlarına basıp götürüyorlar ki çocukları. Belki çocuklar bu kadar şefkati de görmemişlerdir. Zeynep telefonda. Zeynep merhaba. Bak küçüğe bak. Zeynep. Merhaba Zeynep. Evet. Bu çocuklar efendim dün değil evvelsi gün. 48 saattir aşağı yukarı devletin himayesi altındalar. Orada bakılıyorlar, yediriliyorlar, içiriliyorlar. Orada bir bayan söylediniz ya Serap Hanım. O evet. Sanki Türk uyruğundan değil, başka birisi. O Afganlı'yla bir akrabalığı var mı? Şu mu? Hayır, orada o birisi var. Başı bağlı bir hanım var. Evet, bakın şu gözlerinden farklı. Bilmiyorum, bir... Bilmiyorum, hiç görmedim ben onu. Yeni gördüm. Zeynep telefonda mısın? Onun komşusu olabilir de bilmiyorum. Zeynep... Evet. Alt komşunuz. Peki bu Medine'nin en son beraber olduğu kişiyle bir alakası var mı onun? Zeynep. Sorun var, daha sonra alalım. Peki anne telefondaysa annesini alalım. Hanımefendi merhaba. Alo. Alo. Evet. Ya hakikaten. Peki telefonlarda bir sorun var. Şimdi Mehmet Sıddık, sormak istediğin ne varsa Medine'ye. Şu ana kadar yalanlarını, dolanlarını hepimiz gördük. Ama senin kafanda kalan,
çocuğunla ilgili, çünkü o senin ne olursa olsun nikahlı karın soyadını taşıyor. Senin soyadın altında bazı şeyler çevirdi vesaire vesaire. Sormak istediğin ne varsa sor. Yalnız öyle hakaret, küfür falan istemiyorum. Ya çocuğun yerine açık açık söylesin biz efendim. Onu istiyor sadece, başka hiçbir şey istemiyoruz biz. Kemal'in yerini bize açık açık söylesin yani. Bak hepsi çıkacak, bütün yalanların çıkıyor. Güzel çıksın. Bir hayatın var diyordun. Dilencilik yapıyorsun. Nerede dilencilik yapın? Gözünle gördün mü? İşte duyumlar geliyor. Gözünle gördün mü? Duyumlar geliyor. Ha nerede duyumlar? Hani şöyle bir ailenin kızıydın sen. Bak ne hallere düştün sen. Birkaç kere dilendim dedin ama dün. He? Dilendim demedim. Bohçaya gittim. Varlık içine bak. Hayır, neler çekti şimdi. Birkaç kere dilendim dedim. Ben öyle hatırlıyorum. Yok dedi Serap Hanım. Ben teyit ediyorum. Tam yanındayım. Tek kulağımla duydum dedin. Tek başıma. Hayır, çocuğu almadım. Dilendim dedin. Evet Mehmet Sıddık. Varlık içinde işte efendim gördün ne hallere düştü kendi. Allah'a çünkü dua ettim dedim, Allah'ım bir gün onun gül yüzünü güldürme dedim, bak dedim ben bu hallere çektirdi bana. Sen de ona çektir dedim Allah'ım dedim. Kimde varlık içindeydin? Oğlum evde her şeyin vardı senin Mersin'de. Kimde? Her şeyin vardı. Kendi tamam mı? Kendi izliklerini satıp satıp da şey çocuklarına bakıyordum. Sen köye, niye bahsediyorsun? Köye giderken utanmadan biz benzin birini sattık, hatırlıyor musun? Annem verdi mi para sana? Annen gile hediye aldın ya. Sen annen para aldı mı sana? Hediye aldın ya annen gile, o yüzden benzin sattık bir tanesini, hatırlıyor musun? Kendin mi benzinini sattın? Anne çok varlıklı bir kızın ailesiydin. Aile mi verdi sana? Varlıklı bir kızın ailesiydin. Tabii. Bak Allah nelerle karşılaştırıyor şimdi. Görüyor seni, bak nelere düşmüşsün. Utan utan, kendinden utan biraz. Sen dört dörtlük hayat verdin. Sen çocuğun benim, yerini söyle bize, çocuğun yerine. Kemal'i ne yaptın onu anlat bize. Kemal'in senden hiçbir şey istemiyor, sadece Kemal'in yerini söyle. Artık gerçekleri konuşalım. Bence de ya. Dün, konuşalım artık. Çocuğun kıyafetlerini bir daha tarif et. Medine. İçinde mavi bir kaza vardı. Üstünde beyaz bir hırka. Kalın bir hırka. Kot, bir pantolon, siyah bir bere. Beyaz bir bere, pardon. Peki, battaniye bıraktın mı? Mavi beyaz bir battaniye. Tekrar soruyorum. Mavi beyaz battaniye bıraktın. İçinde beyaz bir mavi bir penye vardı. Penye vardı. Üzerinde beyaz bir hırka vardı. Altında kot pantolon vardı. Beyaz da beresi vardı. Başka hiçbir şey bırakmadın. Bu renklerden de %100 eminsin. Evet. Üçüncü kez, dördüncü kez soruyorum. Bir daha çocuğun üzerindeki kıyafetlerin renklerini tarif et. Mavi bir kazak, beyaz bir hırka, kot bir pantolon, beyaz bir bere. Beyaz mavi bir şey, battaniye. En son çocuğa ne yedirmiştin? En son çocuğa ne yedirmiştim? Hiçbir şey. Açtı çocuk. Evet. Aç bıraktım onu. Hani üstümde para yoktu, bir şey yoktu. Yani mecburiyetten oraya bıraktım. Keşke o zaman dilenseydin. Ha? Bir işe yarardı. Keşke o zaman dilenseydin. İşte. O zaman hakikaten anne dilendi ama çocuğuna bir simit, bir süt... Bir dakika. Kim? Telefondaki Zeynep mi? Birisi bağlandı. Peki hemen alalım. Bir görgü tanığı varmış. Seninle ilgili bir şeyler söyleyecekmiş. Alo. Efendim merhabalar. Merhabalar. Buyurun sizi dinliyorum. 2017 Şubat'ın 25'i. Evet. Bu bayan yanında bir yaş 8 ay, bir yaş 9 ay aynı çocukta tahmin ediyorum. Dilemiyor evet. Efendim. Yanlaştım, çocuk ağlıyordu. İşte burnundan hesabı söylediğim sürdüler bile geliyordu. Hastaydı herhalde çocuk. Yaklaştım, açtım. Haydi bu çocuk neden ağlıyor dedim bayan dedim. Dedi ki hadi kaç ben sana dedi işte kendisi de ağlamaya başladı. Ben dedi Hataylıyım dedi. Hı. İşte dedi eşim dedi ben dedi kapının dışına koydu dedi. Eşim içiyor dedi. Bana eziyet ediyor dedi. Peki dedim neden annenizin evine gitmediniz? Kiminiz kimseniz yok mu dedim. Dedi ki bizim oralarda töre var dedi. Babam işte dedi. Yerimi bulursa beni öldürür dedi. Ben kaçtım dedi. Beni zorla evlendirmişler zaten dedi. İstemeyerek evlendim dedi.
Kimler? Şu anda da dedi hamileyim dedi. Bana söyledi. Dedim ki kimden hamilesin? Orasını boş ver abla dedi. Ben kendime söyledim ki ben bak dedim ben doktorum. Hı. Ben sana yardım edebilirim dedim. Şu çocuğa çok acıyorum dedim. Çocuğun ayağında çorap bile yoktu. Dedim ki çocuğa bir şeyler alayım ister misin dedim. Yedireyim dedim. Tamam dedi. Ben yalnız bu bayana para vermedim. Yalan söylemedim. Hı hı. Hemen merdivenin orada bir dönerci vardı. Oradan gittim döner aldım. Çocuğun evine verdim. Siz kimsiniz? Siz ne zaman bana döner aldınız? Ben şu anda işim var dedim. Başınız sıkışırsa beni arayın dedim. Karşıda da keşke şu anda ben çok böyle kendimi suçlu hissediyorum Serhat Hanım. Karşıda da polisler vardı. Keşke ben polislere orada bu kadının kaçtığını, geldiğini veya bu çocuğun perişan olduğunu söyleseydim. Artık siz buraya nasıl geldiniz dedim. Sizi buraya kim getirdi dedim. Bak dedim Hatay nere, Ankara nere. Dedi ki ben dedi bir arkadaş kandırdı. Kim dedim. Dedi televizyondan birinin numarasını aldım. Aynen söylediği cümle bu. Arkadaşı aramış. Arkadaş bunu getirmiş buraya, Ankara'ya. Kendi dediği cümlelerini kullanıyorum. Evet. Beni satmak istedi dedi. Hatta dedi bir bunu yalan söylemeyin sen kimsin? Niye yalan söylüyorsun? Ben dedim bunu götüreyim sen dedim. Sen kimsin? Niye yalan söylüyorsun? Niye? Bir bayan susam, geldi. Dinleyelim ama mi? Bayanın geldi. Etine bununla dolu bir bayan. Geldi bunu kolundan tuttu. Çocukla beraber götürürken bu dedi ki Zeynep dur dedi. Zeynep dur dedi. Evet. Zeynep dur dedi. Ele onda bu ona ne dediyse artık polislere bakarak oradan uzaklaştılar. Zerap Hanım ben de işim vardı. O günden sonra ben bu sizin programı izlemeye zamanım yok benim. Kusura bakmayın çalışıyorum. Sabah gidip akşam saat 7'de 8'de geliyorum ben eve. Şimdi yemeğe geldiydim. Öğle arasına geldiydim. Baktım. Aynı kadın. Çocuk da aynı çocuk. Şimdi... Bana öyle geliyor ki Serap Hanım bu çocuğu çakmışlar bunu. Kirlanı vermişler de. Daha doğrusu öyle söyleyeyim mi? Bir dakika sesiniz birden boğuklaştı. Bir telefonu tekrar yakın tutun lütfen. Şimdi şöyle. Önce şu soruyu sorayım. Olay hangi semtte geçti? Bunlar semt değiştiriyorlar ya. Hayır, siz gördüğünüzde. Kızılay'daydı. Kızılay'da gördünüz. Kızılay'da. Allah'ım yarabbim. Kızılay'ın ne olduğunu bilmiyorum. Kızılay meydanda köprü var ya Serap Hanım. Evet. Ben başka bir ilde olduğum için oraları fazla bilmiyorum. Zaten seminere gidiyoruz biz. 3 ayda, 5 ayda. Hı hı. Yani peki. Tamamen iyi niyetinden aradığım yani ben şu tamam, anda tamam, kadın çok yalan söylüyor. Hayır ben çok sadece... Çocuk da 2 yaş tamam olmamıştı. Ben de öyle yani tahmin ediyorum. Ben sadece sorularımı şunun için bir soruyorum. 8 ay, 9 ay falan böyle. Emin olmak için soruyorum sorularımı. Bir, olay 2017 ise başka, 2016 ise başka. Siz 2017 Şubat. 2017'nin Şubat'ın 25'i. Şubat'ın 25'i. O dönemde bu durumda eğer Kemal olduğunu düşünüyorsanız o çocuğun, Kemal o zaman 2 değil de 3 yaşında olması lazım. Doğru mu? 2017'de. Evet. Siz Mehmet Sıddık tam olarak Medine 2016 ocağında gitti. Doğru evet, mu? Efendim, evet. Çünkü dün kayınvaliden 5 yıl oldu dedi. Halbuki 4 yıl. 2016'ya girdik. 15 gün sonra da kayboldu tamam. Gitti. Yani 4,5 sene oldu. Siz 2017'de gördüğünüzü düşündüğünüz kadının bu olduğundan emin evet, olmalısınız. Evet, eminim de çocuk çok zayıftı. Çocuk 3 yaşında gözüken bir çocuk değildi çünkü bakımsız bir çocuktu. Çocuğun kafası o kadar büyümüştü ki yani çocuğun elleri bilekleri gözükmüyordu böyle. Nasıl? Çocuk açtı. Peki. Bir dakika bir tarif eder misiniz? Bir hastalığı mı var diye. O kadar büyümüştü ki elleri bilekleri gözükmüyor derken neyi kastettiniz? Kafası büyümüştü hocam. Kafası büyümüştü hidrosefali. Evet. Kolları, ayakları incecik çocuğun. Bir dakika. Peki ben hanımefendi size... O onun çocuğu. Zeynep'in çocuğundan bahsediyor. Zeynep'in çocuğu hasta. Peki Zeynep dileniyor muydu? Yok. Çocuğun... Senin kucağında mıydı Zeynep'in çocuğu? Yok. Kafa büyüme problemi mi var Zeynep'in? Yok Zeynep'in çocuğu epilepsi hastası da bu kadın kim ama? Niye yalan yere şimdi konuşuyor? Kızılay'da benim alakam bile yok. Ben Kızılay'a bile çıkmıyorum.
İşte ben onu teyit etmek için soruyorum. Onu bile Zeynep'le bir yere gitmiyoruz. %100 sensin demiyorum. Sana benzettiği, yanında da Kemal'e benzettiği bir çocuktan bahsediyor. Eğer o gerçekten Kemal'se, bu durumda sen 2016'da bırakmış olmuyorsun. 2017 Şubat ayında hala çocuk senin yanında olmuş oluyor. Bu kadın ondan, kimse yalan söylüyor. Yani bu kadınla benim... Bak, bir... yalan söylemiyor olabilir ama benzetmiş olabilir. O ayrı bir şey. Yani kadıncağız durup dururken bayağı yani detaylı... Beni yedi, diyor Kemal yani... Diyor ben bu kadını Kızılay'da görmüşüm, bir de döner alacağım demişim sana. Yalan söylemek çok kötü bir şey. Yani ben... bana ne zaman beni de Kızılay'da gördü, ne zaman bana döner aldı, ne zaman ben... Bir Zeynep adını söylemişsin. Zeynep diye bir isim çıkmış ağzından. Kilolu ben Zeynep'i yanında ben kızı Zeynep... Zeynep'i yanında Kızılay'a bile gitmedim ki ben. Zeynep'le dışarı bile çıkmıyordum. Peki. Yani evet. Hanımefendinin ben yalan söylediğini düşünmüyorum. Sadece benzetmiş olabilir... ama bize yardımcı olur mu diye de bunu bizimle paylaştı. O kadar. Yorum yapamam çünkü netleşmediğimiz bir bilgi. Şimdi sana son kez soruyorum. Kemal'i bıraktığında üzerinde hangi giysiler vardı? Serap Hanım, mavi bir penye vardı. Beyaz bir hırka vardı. Uzun hırka kollu. Bir tane beyaz bere, bir katkot pantolon, bir tane mavi beyaz bir şey vardı. Battaniyesi vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Medine, Medine'nin söylediği kıyafetleri hatırlıyor musun? Var mıydı böyle? Hiç hatırlamıyorum ben efendim. Ya babalar genelde çok hatırlamaz ama. İşe çık dedim çünkü ben sabah. Bu öğlene doğru da çıkıp gidiyor kendisi. Çünkü 2 yaşında çocuğa da bulucun giydirirsin de. Peki beyaz hırka zaten. O soğukta sadece bir hırkayla çocuk nasıl olacak zaten? Baya yani ince bir kıyafetle bırakıyorsun. Aç bırakıyorsun. O anda... Sen onu bıraktığında ağlamadı mı arkanda? Ağladı. Peki şimdi efendim bu kıyafet tarifi üzerine biz şimdi Ankara'daki bu araştırmalarımızı biliyorsunuz sürdürüyoruz. Ve bu kıyafetler gerçek mi? Görgü tanıkları ne diyor? Böyle bir çocuğa rastladılar mı? Bu araştırmamızın ilk veteresi geliyor ekrana. 4 yıl önce 2 yaşındayken annesi Medine tarafından bir apartmana bırakılan Mehmet Sıddık'ın oğlu Kemal'i arama çalışmalarımız sırasında çok önemli bir ihbar geldi. Ekibimiz Keçiören'den gelen ihbar üzerine o apartmana gitti ve apartman sakinleriyle görüştü. 4 yıl önce 2 yaşındaki Kemal'i Ankara'da o apartmanın içine ya da dışına her neyse bıraktığında... Üzerindeki kıyafetleri bana tarif etmen lazım. Tamam biliyorum. Söyle. Kot pantolon, mavi bir kazak, beyaz bir hırka. Ne renkti battaniye? Battaniyesi mavi ile beyaz gibiydi. 4 yıl önce soğuk bir Şubat günü. Peki 4 yıl önce apartmanınıza bir çocuk bırakıldı mı? Bırakıldı ablacığım. Olayı anlatabilir misiniz? Vallahi bir kış günüydü, Şubat gibi falan bir akraba dedi ki... Baktım benim oğlanın kucağında bebek geldi, 1,5 yaşında, 2 yaşlarında falan... Ağlıyor, ağlıyor. Hemen polis aradım ben. 155 aradım. Polisler geldiler. Bizim ismimizi yazdılar, şey yaptılar. Yöneticiyim diye. Arkadaşımla beraber biz oturduk, bebeğe baktım. Ama çok ağlıyor. Büyük bir kırtasiye var burada. Bebeği oyuncak aldık. Gene durmadı. Bakkala gittik, bebeğe suyu aldık, süt aldık. Komşumun kızı zorla içirmeye kalktı. Ay herhalde altına yattı dedik. Baktım erkek çocuğu. Baktım erkek çocuğu ama mis gibi bir çocuktu. Teyzeciğim çocuğu nerede, nasıl buldun? Kapının önünde, ayakkabılıkta. Kapıyı açtım, çocuk ağlıyor. Kucağıma aldım, baktım. Etrafa kimse yok. Kim koyduğunu bilmiyorum. Polislere telefon etmiş Emine Hanım. Polisler geldi, aldı götürdü çocuğu. Bebek sepet gibi bir şeyin içindeydi. Ondan sonra ağlamasın diye kucağımıza aldık. Hani hepimiz afallamıştık. Üzerinde ne kıyafet vardı? Vallahi şimdi hatırlamıyorum ama sarı bir tulum vardı. Çocuğun üzerinde battaniye gibi bir şey vardı. Kıyafet olarak da açık renkli kıyafetler vardı. Yani eşofman tarzı, pijama tarzı kıyafetler vardı. Çocuğun üzerinde normal bir pijama. Bir de sarı bir tişört vardı yani onu hatırlıyorum. Sarı bir bluz vardı çocuğun üzerinde. Mont hiçbir şey yoktu. Saat kaç civarlarıydı? 2-2,5. 3 gibi. Apartmana bırakılan çocuk Kemal mi? Evet. Ne hissediyorsun Mehmet? Ne hissedim efendim? Nasıl bir anne? Bilmiyoruz ki. Cık.
Hiçbir şey söyleyemiyorum vallahi. Evet, Medine. O çocuk Kemal mi değil mi şu anda henüz bilmiyoruz. Tabii ki araştırıyoruz ama sarı kıyafetten bahsediliyor. Kimse beyaz hırkadan, mavi tişörtten bahsetmedi. Birisi sepetten bahsetti. Bir battaniyeden bahsedildi. Ve de sepet sarı. Sepet değildi. Değil. Sarı. Yani Şubat ayının ortasında o yılda kaç tane anne çocuğunu bırakın oraya bırakmış olabilir ki? Ama diyelim ki tesadüf oldu da sen bıraktın, bir hafta sonra birisi daha bıraktı. Ama sarı kıyafet deniyor. Hafızanı çok çok iyi zorlaman lazım. Az önceki bayan diye biz ona süt aldık, püsküyü de aldık ama ben ondan diyorum belki o Kemal olabilir. Çünkü hiç kimsenin yanında durmaz. Yani süt alsan, oyuncak alsan bile o bizim yanımızdan başka kimsenin yanında durmuyordu. Onun için bıraktın sen de, bizim yanımızda çok durmasın diye herhalde. Yok, anlamadın. Çok o iyi anladım. Çok şeydir, iyi anladım. Ondan mı yani şey yaptı? Yani onun için... Hareket tarzını benzetti çocuğunun. Çok ağladı tabii ki, annesi bıraktı gitti. Yani 2 yaşında çocuk buz gibi diyor ki üzerinde öyle kalın bir şey yoktu. Pijama bir şey vardı diyor. Bunun için çok iyi hatırlaman lazım ki biz bu iz üzerinden yürüyebilelim. Burada bakın bir ayrıntı daha var. Serap Hanım niye bu kadar üzerine duruyor biliyor musunuz? Yani vereceğiniz eşkal ne kadar önemli. Velev ki bu eşkalle beraber çocuk bulundu ve polise gitti. Polis o üzerinde tutanağı tutarken olduğu gibi kılık kıyafetini yazdı. Daha sonra velev ki çocuk esirgemeye gitti. O ilk günkü tutanaklarda da yine o çocuğun elbiseleri belki muhafaza edildi bildiğim kadarıyla. Ama onlar da olduğu gibi geçiyor. Bakın hala bir noktada bize doğru söylemiyorsunuz. Hafızanızı her şeyde zorluyorsunuz ama çocuğa gelince zorlamıyorsunuz. Bu vereceğiniz ifade o kadar önemli ki velev ki yarın polis kayıtlarında veya çocuk esirgeme kayıtlarında o ilk eşkalle ilgili tutanağa baktıklarında eşleştiği zaman işte o çocuklardan bir tanesi sizinle bu DNA testiyle vesaire bulunabilecek durumda. O yüzden bu kadar üzerine düşüyoruz. Hani bakın hata yapmışsınız ama yine o bir annelik duygusu vardır diye düşünüyorum o merhamet. Biraz zorlayın kendinizi. Her şeye kafa yoruyorsunuz. Buna da biraz yorun yani. Murat Bey en ufak bir şekilde bir annelik ve merhamet duygusuyla ilgili bir görüntüsü yok. Ben yakından gözlemliyorum o şeyin, küçük Kemal'in ismi geçtikçe, resmi çıktıkça. Hiçbir duygulanım yok. Yeni çocuklarıyla ilgili gözleri doluyor, çenesi titriyor. Bir duygusu var ama Kemal'le ilgili hiçbir duygu yok. Bu çok enteresan. Size katılıyorum. Ben yine kendisiyle bir iletişime geçmeye çalışıyorum. Bakın, Sıddık'a karşı hiçbir şeyiniz yok, sevginiz yok. Başka konularla, ben sizin profilinizi okuyorum. Başka konuları konuşurken rahatsınız. Ama Sıddık konusuna gelince bir anda başka bir Medine Hanım çıkıyor karşımıza. Buna olan duygunuzu siz kendi içerisinde barındırın. O bizi ilgilendirmiyor. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Yani Vedat'a karşı çıkmıyor mesela. Ha, o kadar bahsettiğim şey. Bak ben sizin profilinizi okuyunca hep ona gelin. Buraya gelince burada başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Gözünüz, eliniz, kolunuz her şey değişiyor. Bundan çıkaracağınız o ne, ders vermek istiyorsunuz ya. Ya çıkarın bunu. Ama Kemal'den çıkartmayın. Murat Bey, asıl sormamız gereken şu anda en önemli soru bence. Evet. Şimdi birazdan o apartman sakinlerinin hepsi Ankara'dan canlı yayında olacaklar. Muhabirimiz yanlarında 4.5G bağlantısıyla hepsine merak ettiğimiz soruları soracağız. Ama bıraktığı apartman o muydu? Çünkü bizi götürdüğü apartman mı o yoksa değil mi? Bu soruların cevaplarını bulacağız. Çünkü apartman sakinleri de çok üzgünler bununla ilgili ve hepsi de bize yardımcı olmak için canla başla ne biliyorlarsa ortaya koyuyorlar. Acaba o çocuk Kemal mi değil mi? Annenin tarif ettiği kıyafetlere apartman sakinlerinin tarifi uymuyor. Bu arada Zeynep biraz önce galiba onunla ilgili bir şey geçtiği için bir söz hakkı kullanmak istiyor. Zeynep merhaba. Merhabalar. Evet. Zeynep, bu bir hanımefendi bağlandı ve sizin birlikte dilendiğinizi, kucağında kafası büyüyen... Kesinlikle, ben çocuğumu dışarıya bile çıkarmıyorum. Benim çocuğum yakalar. Herkes aynaya bağlayıp söyleyebilir. Yıllardır ben çocuğumun arkasındayım. Herkes de çıksın bunu söylesin. Ben tek başına dilendim. Benim annemin yanındayken ben dilendim çocuğum için. Yardım da topladım. Ne yapabilirim başka? Ben çocuğum... Ben bu anneye nalet ediyorum.
ve bizim iyi niyetliğimizi de kullanıyor. Yeter artık, beni yayından çıkarın. Zeynep, bu sakin kadar rahatsızlık olmaz. Zeynep, seninle ilgili ne doğruları konuşmadın? Zeynep, ne kötü başımı sallıyor? Yıllar ne oldu? Niye mancını? Neyi sıkıştırdı? Dinle kadını, dinle kadını. Zeynep, sakin ol. Sana ne geliyorsun şimdi ya? Medine. Kapıya düştüm, ben getirdim. Kocandan ayrıldım, ben getirdim. Allah Allah, şimdi bununla ilgili bir şey söyledin mi? Niye nankörlük yapıyorsun bu kadar? Zeynep, sakin ol. Zeynep, sakin ama ol. Ama ben sakin olamam. Ben rahatsız bir insanım. Benim şeker hastalığımın olduğunu biliyor. Tamam. Benim çocuğumla ilgilendiğimi de biliyor. Niye bu kadar her şeye beni öne sürüyor? Bir iki kere dilendiğini kendi gözlerimle gördüm. Gidiyordu, kapı komşuyduk, yalan mı söylüyor? Ama çocuklarının dilendirdiğini görmedim. Biz onunla tanışırken çocuğu yoktu ortada. Benim bildiklerim bunlar. Daha beni niye öne sürüyor her şeyde? Sürmüyor, sürmüyor. Bir hanımefendinin bir şeyi üzerine, ihbarı üzerine. O hanımefendi de yalan söylüyor. Ben Kızılay'a bile gitmem. Yalan söylüyor. Ben 7-24 evimdeyim. Bana derneklerden, Zeynep, bir sakin ol. Yardım geliyor. Benim kapı komşularım da etti. Zeynep, bir sakin ol da bak, beni dinlersen daha iyi anlayacaksın. Ama ben rahatsız bir insanım. Hayır, hocam, ben dayanamıyorum. Haklısın. Ben bu kadar da şeyliğe gelemem yani. Sakin ol, o hanımefendi. Açık söylesin, nereye bıraktıysa çıkarsın ortaya. Bu kadar rezil olmanın bir anlamı yok. Ya öldürdüm desin, ya öldü desin, ya bir yere attım desin. İnsanları neden böyle suç altında bırakıyor? Zeynep, ben sana... seni karıştırdın mı hiçbir şey Zeynep? Medine. Baksana 7-24 konuşuyorsun orada. Seni orada karıştırdın mı? Ne kadar anlatsana. Neredeyse çıkar ortaya. Zeynep, sana hiç kıyafetten bahsetti mi? Kemal'in kıyafetinden. Hayır, bana hiç kıyafetten bahsetmedi. Sadece çocuğumu yaşlı bir çifte bıraktım dedi. Zeynep, yalan söyleme Zeynep ya. Gidelim dedim. Adliyeye kadar gidelim dedim. Benim şu an durumum yok dedi. Aha, yüzü orada. Ben adliyeye gidemiyorum dedi. En son duydum. Çağırmışlar, gitmiş, dilekçe milekçe vermiş. Benim haberim yok. Tamam Zeynep. Tamam, sen de sinirlenme. Beni bu kadar arayıp tamam. Rahatsız edilmeye hakkın yok yani. Yok yok. Ben rahatsızım zaten. Bir bilgi. Bu bir insanın da yüzüne bakılacak insan değil mi? Senden bir bilgi Allah alabilir miyiz? Allah senin belanı versin. Yok yok yok. Allah senin belanı versin. Ya Medine, hayır. Nasıl köpeğe? Seni burada ne söyledin senin adına? Medine. Bak, sen onu da kaçırttırdın. O akşamı senin evinde kaldı, seni kaçırttırdın onu. Ne? Ne diyorsun, anlamadım. Diyor ya, kaçtı diyor ya. O akşam orada kaldı Serap Hanım. Sabah adam kendini aldı, kaçtı. Bunlar onu doldurdu. Seni öldürecekle. Bu müebbet yatacak. Çocuğu öldürmüşler gibisini. Niyazi'den bahsediyor. Bu kendini aldı, kaçtı. Yani hep bu doldurup kaçtı. Şimdi ortalıkta olup olmadığı şeyi... Dün Vedat demiş ya, dedi ya, yaşlı bir çifte. Hani olup olmadığı şeyi yaşlı bir çifte katıyorlar. Bu arada Vedat, sen çocuklarını ve yani çocukları şu an alamıyorsun da Medine'yi geri istiyormuşsun, doğru mu? Ben çocuklarım için geri istedim ama şu an artık başka birinden hamile Vedat. Tövbe estağfurullah. Gerek yok artık, istemiyorum. Başka birinden hamile. Tövbe estağfurullah. Gerçi ona da giderken senin çocuğun hamileydi. Evet. Şimdi Medine, önemli bir şey daha soracağım sana. Çocuğun kıyafetini tarif ettin. Apartman sakinlerinin o dönemde tarih aşağı yukarı uyuyor, ay olarak vesaire, ama kıyafet rengi tarif uymuyor. Sana Serap binayı da göstereceğim sana, bu bina mıydı diye. Çünkü bizi götürdüğün bina değil yani o. Yok, gece gittik ya. Gece gittin de neyse, hadi. Ben sana bir şey soracağım. O gün senin üzerinde ne kıyafet vardı? Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum Serap Hanım. Hatırlamıyorsun. Yok. Yani sen evden herhalde 3-5 valiz dolusu kıyafetle gitmedin değil mi? Yok. Ne, kaç kat kıyafet götürdün? 2. 2. Onlardan biri hangisiydi üstünde? Sen bunu bir düşün. Biz bir reklama gidelim. Senin de kıyafetini tarif etmen çok önemli. Bir de bir soruyla daha döneceğim. Sen o gün bırakırken Kemal'i dövdün mü? Yok.
Bana Allah aşkına doğruyu yok, söyle. Yok gerçekten yok. Allah aşkına doğruyu dövmedim. Söyle bana. Hayır ya gerçekten dövmedim. Peki. Evet, şimdi reklama gitmeden önce elimize önemli bir done geçti diyeyim. Şöyle ki aynı tarihlerde Ankara'da semt olarak aynı yerde bir erkek bebek bulunuyor. Bunda artık hemfikiriz. Çünkü bunu apartman sakinleri söylüyor. Fakat onların tarifiyle üzerindeki kıyafetle Medine'nin tarif ettiği kıyafet birbirine uymuyor. Acaba hani ola ki başka bir çocuk daha bırakıldı ve tesadüf bu ya, o çocuktan mı bahsediyoruz yoksa Medine'nin bıraktığı Kemal'den mi bahsediyoruz? Bulunan çocuk Kemal miydi? Bence burada bu iki konuyu aydınlatmamız lazım. Bunun için de tabii ki apartman sakinlerinin daha net bilgilerle bizimle konuşması lazım. Bunu da şöyle sağlayacağız. Orada muhabirimiz var. Muhabirimiz söz konusu o bebeğin bulunduğu ya da 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu apartmanın önünde şu anda. Bütün apartman sakinleri de yanında, onlarla canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ve apartmanı da Medine'ye göstereceğiz. Çünkü Medine bizi daha önce bir apartmana yönlendirdi biliyorsunuz. Daha önce Vedat'la gittiği bir apartman da var. O iki apartman aynı mı? Vedat'la gittiğin apartman ve bize gösterdiğin apartman aynı mı? Yok. Ha, aynı olmadığını biliyorsun yani. Yani ben görsem yok diyorum yani. O akşamı gittiğimiz apartman değildi. Değildi. Evet. Sen o mu zannet, orası mı zannettin? Evet, orası zannettim. Peki Vedat'la gittiğin apartman, çünkü daha yeni gittin. Yani Kemal'i bıraktın, bir hafta sonra, 10 gün sonra gittiniz. O apartman doğru apartman mıydı? Yok, onun kapısı gene aynı benziyordu ama onun kapısı... O da değildi. O değildi. Onun kapısı şöyle dönüyordu. Yani Vedat'la gittiğin apartman da doğru değildi. Bizimle gittiğin apartman da doğru değildi. Şimdi ben canlı yayına geçeceğim ama öncesinde sana şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Şimdi apartmanın önünde, apartmanın giriş kapısı bu. Senin o gün üzerinde hangi kıyafet bilmiyorum, var? Bilmiyorum Serap Hanım. O iki kıyafetten biri vardı. İki kıyafetle evet. Gittim dedin. Üzerinde manto var mıydı, palto var mıydı, kaban var mıydı? Kalın mı giyinmiştin, ince mi giyinmiştin? İnce giyinmiştim. Yani ince. Mersin sıcaklığı diye o kadar kalın. Ama Ankara -4 derece, 5 derece, 10 derece neyse. Peki bir kez daha soruyorum. O kıyafeti hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Kemal'i sen oraya bırakırken senden ayrılmak istemedi. Eteğine yapıştı. Ve sen çocuğu dövdün mü? Yok. Lütfen doğru söyle. Hakikaten Allah hakkı için ben hiçbir el kaldırmadım ona. Şimdi apartman sakinlerine bağlanmadan önce onlarla yaptığımız bir röportaj var. O röportajda birisi, bir görgü tanığı senin kıyafetini tarif ediyor. Şimdi bir dinle. Bu kıyafet sana mı ait, değil mi? Çocuğu dövdüğünü söylüyor. Yok, dövmedim. Onu bir daha, artık ben senin hakikaten ne söyledinse çok inanmamaya başladığım için. Şimdi o Beteri'yi bir getirelim ekrana. Tarif etsin Medine'nin kıyafetini. Sonra da apartman sakinlerine bağlanalım. Apartmanı göstereceğim sana. Girişi değişti mi? Aradan tabii 3-4 sene geçti, 4 sene geçti. Bütün bunları da sorularının cevaplarını alacağız. Dört yıl önce apartmanlarına bırakılan çocuğun akıbetini merak eden apartman sakinleri programımızı neden aradıklarını anlattılar. Buldukları bebek Kemal'e benziyor muydu? Sizin programımızda fotoğrafını gördüğünüz bebek miydi? Aynen öyle. Bebeği gördüm, hemen komşumun kızını aradım. Nergiz'i. Nergiz hemen gel dedim, bizim bebek dedim. Çünkü çok benziyordu. Hem de saçların buraları da sarışın, bembeyaz. Çok sevimliydi çocuk. 3 saat falan durdu. Onun için unutamıyoruz yani. Bırakan kadını gördüler mi? Kış gününde dediler, niye yazık giyinmiş bu kadın. Belli garip köylü bir kadındı yani. Kadın zaten buralara bakmış, bizim binaya girmiş, 1. kata çıkmış. Onun kapısının önüne bırakmış. Yukarıdan doğru hanımefendi geldi. Karşı binaya girmeye çalıştı. Binanın kapısı kapalı olduğu için giremedi. Alt binaya girdi. Oraya da giremedi ve hızımla buraya geldi. Çocuğu bırakmadan önce dövdü mü? Çocuk çok ağlıyordu. Çocuğu dövdü. Dövünce zaten benim ilgimi çekti.
neden çocuğu dövüyorsun dedim. Bana cevap ver, bana baktı. Işımla binaya girdi. Bir de baktım bir 5-10 dakika gelmedi. Kadıncağız tek başına çıkıp koşarak yukarı doğru gitti. Programımızda görmüş olduğunuz Medine Hanım mıydı? Evet, hep Medine Hanım. Ben çık unutmam. Çocuğu döverken direkt suratına baktım. Yani kadını ben birebir gördüm. Çocuğu da unutmam. Çocuk çok ağlıyordu. Zaten 3-4 saat çocuk burada elimizde kaldı. Apartmana bırakılan çocuk Kemal. Medine, bu hanımefendinin söylediğine göre sen iki ayrı apartmanın, hatta üçüncü apartmanın kapısını çalıyorsun. Üç tane apartman, doğru mu? Hı hı. Ve üzerinde çok yazlı kıyafet var. Evet, yani oradan buraya gelince o kadar yani sen sıcak. Sen hanımefendiyi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çünkü diyor ki çocuğu döverken gördüm. Gördüm. Dövmedim ben. Niye dövüyorsun dedim. Sen bu hanımefendi böyle bir olay hatırlıyor musun? Sen üç tane apartmanın kapısını çaldın mı? Ben böyle bir olay hiç hatırlamıyorum. Ben ilk oraya gelirken, o semte gelirken taksiyle geldim. Hatta bir bayan benimle konuştu. Bu muydu değil miydi bilmiyorum. Ne konuştunuz? Bana şey dedi, ne kadar güzel çocuğum var dedi. Allah bağışlasın dedi. Ondan sonra bu kadın mı değil mi bilmiyorum. Ya parasızlıktan bıraktın, nasıl taksiyle geldin Medine Hanım? Parasız 5 kuruşun yoktu, açtınız taksiyle şeydi, geldim diyorsun. Şey geldik ama parayı da vermedik. Hatta o bayan nasıl başka taksici bir bayan, seni nasıl bırakır parayı vermeden? Gerçekten hatta parayı da vermedik. Adam öyle bıraktı gitti. Niye taksiye binip oraya gittin o zaman? Hatta bulunduğun öyle yerde bıraksaydım hadi. Gerçekten hatta onun parayı o taksici de bağlasın eğer görürsün. O keçi öğrencisinin ne alıp veremediğim vardı. Ben orayı hala anlayamadım. Ben de çözemedim keçi. Nereden bindin taksiye de keçi öğrene geldin? Nereden bindik taksiye? Gene Altındağ'dan bindik taksiye. Seni taksiye kim bindirdi? Hı? Seni taksiye kim bindirdi? Tek bindik. Niye? Keçi öğrene. Niye Altındağ'dan keçi öğrene geldin? Oradan bir eve bıraksaydın. Niye keçi öğrene... Altın. İşte oradan bu şeye geldik. Arkadaşıma gidecektik. O da yoktu diye. Hatta öyle kaldık da. Öyle para vermedik. Taksi de gitti. Hatta hayır, Altındağ Keçiören çok uzak benim bildiğim kadarıyla. Mesafe hatta çok uzak. Bağırdı, taksici orada bağırdı. Altındağ'da kim vardı? Hatta taksici bağırdı da. Paramı niye vermedin? Niye ettin? Allah belanızı versin dedi. Ondan sonra kendini aldı gitti. Altındağ'da bırakacağınız, Medine Hanım, Altındağ'da bırakacağınız yer mi yoktu ki Keçiören'e geldiniz? Bilmiyorum. Arkadaşına gidecekmiş. Peki bu hanımefendi çocuğu sarışın, çok tatlı bir çocuk diye tarif ediyor. Sarışın mıydı? Evet efendim. Sarışın. Evet, sarı. Peki. Şimdi hazırsa Murat'a dönmek istiyorum. Murat Sönmez'e, muhabirimize. Ankara'da bu söz konusu apartmanın önünde. Sorumuz şu aslında, çok basit bir şeyin cevabını arıyoruz. O tarihte bırakılan, bu apartmanın önüne bırakılan çocuk Kemal miydi değil miydi? O hanımefendinin teşhis ettiği, oydu dediği kadın Medine miydi değil miydi? O kıyafet tarifi sana uyuyor mu Medine? İnce, yazlık. Beyazlık geldim buraya, zaten üstüm inceydi. Anladım. Ben Mersin'de sıcak dedi. Murat merhaba. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Ben önce tabii sakinleri, oradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olmak için çok gerçekten çaba gösteriyorlar. Önce şu apartmanı muhabir, kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Şu apartmanı şöyle bir tarasın. Bir baksın evet. Medine. O apartman arkadaşımdan rica ediyorum apartmanı taraması için, ama şunu belirtelim. Yine 4 yıl önce hemen Keçiören'de bulunuyoruz şu anda. Keçiören'de hemen arkamda bulunan apartmana 2 yaşındaki bir çocuk bırakılmış. Bir erkek çocuğu bırakılmış 4 yıl önce, ama o tarihlerde hemen arkamda görmüş olduğunuz apartman sarı renkte ve kahverengi bir kapısı var. Daha sonra badanası değiştirilmiş ve kapı da aynı şekilde değiştirilmiş durumda. Kahverengi bir kapısı var. Bir bina ve kahverengi bir kapısı var. Bir kapısı var. Hemen bunu belirteyim. Apartman sakinlerimiz de şu an yanımızda. 4 yıl önce 2 yaşında bir erkek çocuğu bu apartmana bırakıldı. Yaşlı çiftimiz var burada hemen. Yaşlı çiftimizin kapısının önüne bırakıldı bu çocuklar. Yaşlı çiftimiz bu çocuğu buldu. Bulduktan sonra apartman sakinlerine haber verdiler. Apartman sakinleri de hemen kolluk kuvvetine haber verdikten sonra çocuğumuz kolluk kuvveti tarafından kola götürdüğünde bağlı işten değildi. Biz yoktu diye Murat'cığım çok özür dilerim. Konuklarına geçmeden önce bir mümkün olduğu anda kameraman arkadaşımla bağlantıyı kurun. Diyor ki hani boyası falan değiştiği için
bir ara apartmanın içini de görebilir miyim diyor. Onu teknik olarak uygunsanız bir ara göster bize, olur mu? Tabii, hemen hazırlığını yapıyorum ben. Peki, peki. Bir apartman için açabilir miyiz kapıyı? O iç kapı da yok. Murat, kaç katlı bu apartman? Kaç katlı? Kaç katlı apartmanımız? 4 katlı bir apartmandayız şu anda. Girişi burası hemen. Burası giriş kat. Demin kat burası. Ve hemen yan taraftan merdivenler yukarı katlara doğru çıkıyor. Murat Bey, kapılar değişmiş. Kapılar da mı değişmiş? Kapılar değişti. Evet, kapılar o tarihte kapı kahverengi, demir kapı. Daha sonra kapımız değiştirildi yine. Binamızın rengi de o tarihlerde o sarı renkteydi. De yine değiştirilmişti. O demirler de yoktu. Bu parmaklıklar, merdivenin parmaklıkları değişmiş mi rengi? Merdivenin parmaklıkları değişti mi? Değil, hayır, değişmemiş. Boya pembe renkteydi. Boyanın rengi değişti. Pembe renkteymiş ama boyanın rengi değişmiş. Kapıya kadar çıkacak mısın? Çıkacağız zaten. Peki. Şimdi bir dakika. Bu apartman sarıymış. Bir kere sarı bir apartman unutulmaz. Hani beyaz apartman her biri birbirine benzer de sarıymış apartman. Rengini hatırlıyor musun apartmanın? Rengini tam hatırlamıyorum ama içini, binasını, yani o kapıyı şey hatırlıyorum. Kahverengi kapıydı diyorsun. Evet, kahve. Peki, içten kapı yoktu ama dışı kapı kahverengiydi. Yani açıldı mı giriyordu? Daha önce iç kapı yokmuş gittiği apartmanda. Burada iki kapı var. Ön giriş ve arka giriş. İkinci giriş. Daha hep öyle miymiş? Daha sonra değiştirilmiş Serap Hanım. Bu kapılar daha sonra değiştirilmiş. O tarihte tek kapı var ve bu da kahverengi, evet, bir kapı. Demir kapı. O da açıldı mı giriliyordu zaten. Peki bu girişi hatırlıyor musun? Böyle bir koridor gibi bir yerden geçiliyor. Evet, koridor gibi bir yerde geçiliyor. Oradan birkaç yukarı basamak çıkılıyor. Evet, birkaç basamak yukarı çıkılıyor. Ama bu senin kapıyı çaldığın üçüncü apartman olması lazım. Sen tek apartmandan bahsediyorsun. Yani bu apartman, yani hatırladığıma göre bu apartman olması lazım. Çünkü şeyler uyuyor, kapısı, şeyler hepsi. Bunun çünkü kapısı değişmişti. Peki Murat, bu daha önce bize gösterdi ya bir apartman, Medine. O da aynı kahverengi, evet, kapısı vardı. O apartmanla ne kadar mesafe var arasında? O apartman da Keçiören'deydi. Bulunduğumuz noktaya yaklaşık 5-6 dakikalık bir mesafe. Araçla 5-6 dakikalık ben bir mesafe. Ben hatırladım ya, Eren abiye dedim. Burada hemen olmasa hemen bir sokağa olabilir bölge dedim. Bölge içerisindeki bir apartman söyleyebiliriz. Peki, Medine'de zaten bir yaşlı bir karı kocadan hep bahsediyor. Yani bunu Vedat da doğruladı. Yaşlı bir karı kocaya bıraktım diye. Evet. Acaba şu an görüşeceğimiz çift onlar mı? Sen şimdi apartman sakinleriyle röportajını yapmaya başlayabilirsin. Evet, ben hemen apartman sakinlerinin yanına geçiyorum. Amcam şöyle alalım size. Buyurun. Evet Medine, girişini benzettin ama renk değişmiş, kapının girişi değişmiş, iki kapı yapılmış. Ama o koridoru hatırlıyorsun. Bu apartmanda şeyde, yanıma gelebilir misiniz? Keçiören'de. Amcam siz böyle oturun. Ve o tarihlerde tam da kış ayında iki yaşlarında bir erkek çocuğu bulunuyor. Fakat orada tarif edilen çocuğun kıyafeti ve bir de sepetten bahsediliyor. Medine diyor ki bir sepet yoktu. Sepet yoktu. Bir battaniyeden bahsediliyor. Sadece çocuğun sarı bir tişört, böyle pijamayla tulum tarzı bir şeyden bahsediliyor. Sen diyorsun ki içinde pişmişti diye hiç bağlamamıştım. Anladım. Çünkü diyorlar ki zaten çocukta hani sanki hacet gideriyordu filan bir anda diyorlar, değil mi? Belki de altı açıktı işte. Altı o yüzden açıktı. Hemen onu fark ettiler. Peki Murat, şimdi seni dinliyoruz. Çok önemli. Çünkü bugün artık o apartman sakinlerinin bulduğu çocuğun Kemal mi, başka bir çocuk mu olduğuna biraz daha yaklaşmış olacağız. Evet, Medine Hanım yaşlı bir çifte verdiğini daha önce söylemişti. Yine kapısına bıraktığı kişiler de aslında yaşlı bir çiftimiz. Hemen yanımızda duran
amcamız ve teyzemizin kapısının önüne bırakmış. Ben hemen sorumu yöneltmek istiyorum. Abdullah amcacığım, çocuk kapınızda bırakıldı 4 yıl önce. O gün neler yaşandı anlatabilir misiniz? O gün ben evde yoktum. Hanım kapıya bırakmışlar. Kapıya bırakmış. Çocuk kapıyı açmış ki ağlıyor. Kadın merdivenden birinci kat bizim ev. Merdiveni herhalde görmüş mü ne yapmış? Bunu görmüş herhalde. Görmemiş yalnız. Ağlayıp yürüyormuş. Ağlayınca içeri almış çocuğu. Annen nerede falan diye sormuş. Çocuk bir şey diyememiş yani. Sonra karşı binaya sormuş. Bu hanımın kızına sormuş. Efendim demiş bu çocuk senin kardeşin kızı oğlu mu demiş. Yok demiş. Ben bizim değil demiş. Ondan sonra bir buçuk saat kadar bakmış sesi duramamış. Birinci çocuğum. Kat mı dedik? Ondan sonra dışarı çıkmış. Emine Hanım'a falan. Nergis. Abdullah amcığım siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Birinci kat. Şu köşe hemen. Birinci katta oturuyorsunuz. Birinci kat. Şu kızla beraber Nergis'le bu bayan yöneticiydi o zaman. Bunlara çağırmış. Aşağı inmişler. Polise falan telefon etmişler. Almış götürmüşler. Bu kadar. Yalnız kıyafetini hatırlamıyor bizim hanım. Battaniye falan bıraktım diyor. Hayır. Yayında. Battaniye mi vardı? Hemen sorayım ben. Leyla teyzeme sorayım. Teyzeciğim neler vardı? Bir şey yok. Üç duvarcı var. Ayakkabı da yok. Bir çorabı var. Üç duvarcı giydiydi. Başka bir şey yok. Battaniye mi sarılıydı? Hayır. Yok. Battaniye yok. Battaniye yok. Hayır. Battaniye yok. Allah'ın çocuğu. Yerinde ne olduğunu hatırlamıyor musun? Efendim? Üzerinde ne vardı hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Giyisi vardı işte. Üstünde bir banyo mu kazak mı ne? Giyirmiş, giydirmiş. Üstü başı değeyim istiyorum. Çocuğu aldı, dindiremedim. Dışarı çıkardı bu hanımlar görünce kucağımdan aldı. Ben de bize rahatsızım ya gezdiremiyorum çocuğu. Ayağı da vardı ben hastayım dedim. Değil oldu hanım. Konuştular aldı gitti. Başka bir şey. Daha sonra komşularınıza haber verdiniz. Komşularımız da burada. Evet yöneticimiz. Size haber verdi daha sonra Leyla Hanım. Siz ne yaptınız? Bana getirdi çocuğu. Ben de Aytan komşumla Nergis'e verdim hemen. Nergis'e de bir bebek geldi dedim. Leyla teyzem getir dedi. Ondan sonra hemen polis aradık. Polis aradıktan sonra çocuk esirgeme aradı. Herkes bize dönüş yaptı. Polisler geldi. İfademizi verdi ama bebek çok güzel bir bebekti. Çok ağladığı için merak ettim. Altını açtık. Erkek çocuğu dedik. Çok temizdi ama. Mis gibi kokuyordu bebek. Ekranda fotoğrafını da gördünüz. Ben tanıdık. Kafaların yanı açık diye Nergis'le beraber aa dedim bizim bebek. Hiç unutmadık. Çünkü çok Nergis komşum kızı çok etkilendi. Çok ağladı. Çok üzüldük. Karakollara kadar gittik peşinden bebeğin. Murat'cığım diyor ki Medine altı bağlı değildi. Pişik olmuştu. O yüzden bağlamamıştım. Dediler ya hani bir sorar mısın hanımefendiye? Bezli var mıydı? Evet. Bezli miymiş? Bezli miydi? Bezliydi. Baktım ben işemiş mi de işememişti. Bezliydi ama. Erkek çocuk. Aa dedim bu erkek çocuk ama kız gibi de bembeyaz çok güzel. İnanın çocuğun pişik olduğunu söylüyor. Altı bağlı değildi. Bağlıydı. Karıştırıyor. Bildiğin adı zaten kafayı ne bileyim bir şey. Çok yapıyoruz. Nerede bağlıydı değil mi anneciğim? Beraber. Siz daha sonra siz aldınız çocuğu. Çocuğu aldım zaten. Da karakola gittim. Biz direkt çocuğun üstündeki kıyafetlerin hepsini hatırlıyoruz. Medine Hanım doğruyu söylüyor. Kıyafet konusunda doğruyu söylüyor. Sadece altında kot pantolon yoktu ve battaniyesi de vardı çocuğun. Tekrar hatırlayacak olsun ne vardı üzerinde? Beyaz vardı. İçinde mavili bir kazak gibi bir şey vardı. Altında açık renkte eşofman ya da pijama tarzı bir şey vardı. Hatta ben karakolda altını açtığımda onun içinde de turunculu beyazlı bir içlik vardı. İçlik de giydirmişti. Ayağında ayakkabısı yoktu. Çorapları vardı sadece. Ayakkabı yoktu. Beresi var mı yok mu hatırlamıyorum. Bere var demiş. Bak hatırlamıyorum bere olduğunu. Ama kıyafetleri bu şekilde. Kıyafet konusunda pantolon hariç doğruyu söylüyor. Kıyafetler noktasında doğru söylüyor Medine. Daha sonra yaptınız peki çocuğu bulduktan sonra? Karakola, polise haber verildi hemen. Karakola gittik. Karakola anne, ben, yanında da iki tane arkadaşımla birlikte gittik. Emine teyzem de vardı. Karakola annemle Emine teyze çok kısa bir süre kaldılar. Biz bebekle birlikte kaldık. Üç kişiydik, iki arkadaşım ve ben. Bebekle birlikte karakoldaydık. Altını açtığımda bezi vardı ve altı pişikti. Gerçekten pişik olmuştu. Karnı açtı muhtemelen. Yemek yedirdim. Orada bisküvi ve sütü karıştırdım. Onu yedirdim. Onu yedi. Arkasında meyveli yoğurt yedirdim. Bunu da yedi. Daha sonra biraz parkta oynatmaya çıkarttım bebeği.
Hava soğuk olduğu için fazla kalamadık. Zaten karakolun içindeki prosedürler bittikten sonra bizi alıp yurda götürdüler. Ekip arabasıyla birlikte gittik ve ekip arabasında ben, iki arkadaşım ve sadece bebek vardık. Bu şekilde yurda gittik. Yurtta da içeriye aldılar. İçeriye sadece beni aldılar. Yine altını falan açtılar. Vücudunda darp izi var mı yok mu diye bakmak istemişlerdi. Vücudunda hiçbir şekilde bir darp izi yoktu bebeğin. Sadece pişik izleri vardı. Altını değiştirdik. Orada. Pişik vardı. Pişik olmuştu. Vardı. Pişik vardı. Hem de çok fazla pişik vardı. Altını değiştirdik. Temiz kıyafetler giydirdiler. Daha sonrasında zaten beni çıkarttılar. Bebeği oyun odasına aldılar. Oyun odasından sonra bir daha da zaten göremedim. Daha sonra ziyaret etmeye gittim. Beni içeriye almadılar. Birinci dereceden yakın olmam gerekiyordu. 2-3 defa zorladım. Ama hiçbir sefer göstermediler. Çok ağladı. Nergiz çok ağladı. Biz çok seviyorduk. Çok etkilendiğimiz için unutamadık. Nergiz, ben, annesi etkilendik. O yüzden yani hemen görür görmez bebek bizim bebek dedik. Gerçekten öyle. Nergiz'i durduramadık. Ağladı, yani ağladı. Çok iyi hatırlıyorum. Ekranda gösterilen bebek bu bebekti. Aynen. Çok çok iyi hatırlıyorum. Aslında burada Serap Hanım, şunu da belirtmek istiyorum. Medine Hanım buraya nasıl geldi? Hangi araçla geldi? Bununla ilgili bir görgü tanığımız var. Röportajımız da almış. Emine Hanım, şöyle alabilirsem. Siz hangi araçla geldiğini söylemiştiniz bize röportajımızda? Taksiyle geldi. Taksiyle gelmiş. Taksiyle geldi. Çünkü yukarıdaki marketten aşağı döndü. Gördünüz değil mi? Bizim komşularımız da gördü ve taksi buna laf söylemiş. Parayını niye vermeden gidiyorsun? Madem paran yoktu, niye taksiye biniyorsun diye. Yalnız Medine Hanım şunu unutuyor. Gelirken telefonla görüşüyordu. Ve nereye gidiyorsun dedi. O da dedi ki bir yere gideceğim dedi. Telefonda biriyle konuşuyordu. Evet. Çocuğu nereye götürüyorsun gibi soruya karşılık. Birimle konuşuyordu, bilemem. Ondan da geldi direkt hızcımla karşıya girmeye çalıştı. Kapı kilitli oldu. Karşıya giremedi. Tekrar aşağıya girmeye çalıştı. Orada da giremedi. Çünkü benim dikkatimi niye çekti? Bebek çok ağlıyordu. Bebek ağlıyordu. Hani normal kış günü kapının önünde ben sigara içiyordum. Geri oraya bak, orada da kapıyı kilitli bulunca direkt buraya geldi. O arada çocuğa vurdu. Vurunca zaten direkt suratına baktım. Niye vuruyorsun çocuğa dedim. Da dedi ki yüzüme bak da bakmışmadı. Ben hani Medine Hanım olmadım, ben ondan çözüyorum. Medine Hanım'dı çünkü yaz... Ekranda gördüğünüz fotoğraftaki kişi. Yazdık eşyalar, hani kıyak. Çocuğu gördünüz değil mi? Direkt gördük. Çocuk ekranda gördüğünüz... Hayır hayır, o bebek o. Çünkü bebek 4 saat burada durdu. Çocuk çünkü sevmeye çalıştı. Kırtasiye arkadaşlar, arkadaş oyuncak oyuncak elini aldı. Biz çünkü çocukla bayağı ilgilendik. Hani bir 5 dakika 10 dakika değil. 4 saat çocuk yanımızda kaldı. O yüzden ya, mümkün mü var o çocuk unutmalı? Bir de ben neyi de direkt gördüm ki buradan hızımla girdi. Herhalde misafirliğe geldi. Bir tanıdığı dedi. 5-10 dakika sonra hızımla çıkarak koşarak yukarıya doğru gitti. Bebeği görmedi. Ben de yine apartman sakinlerine sormak istiyorum. Yine kış mevsimi değil mi? Kış aylarında. Kış mevsimiydi. Ha, kış mevsimiydi. Evet, Medine Hanım doğru söylüyor. Bir akrabamız görmüş. Ay yenge dedi, ben yöneticiydim. Ay yenge dedi, kadını sonradan hatırladım. Kış gününde yazık, gariban bir kadın dedi. Kış gününde yazık, bir elbise, etek giymiş dedi. Yani daha sonradan dedi ama ertesi gün baktık Nergiz'de, daha sonra baktık gelir alır mı diye. Biz çok etkilendiğimiz için gelen giden olmadı. Hiç gelen giden olmadı değil mi? Yok, olmadı. Gelen giden hiçbir şekilde olmadı. Aynen, zaten annesi yardımcımdı, bunlarla beraber ilgilendik zaten. Evet, daha sonra arayan kimse olmadı bebe. Yani yabancı bir sima da görmedik zaten burada. Hiçbir şekilde gelen giden yoktu. Daha önce Medine Hanım yaşlı çiftin evine geldiğini ve yazlığa gittiklerini... Siz öyle yazlığa falan gidiyor musunuz? Köye gidiyorduk. Köye gittik geçen sene. Köye gidiyorsunuz. Bu sene gitmedik, evet. Şimdi Serap Hanım, evet. Abdullah Bey benim hemşerim. Çok iyi bir insana denk gelmiş Leyla Hanım. Bunlar benim uzaktan akrabalarım. Ne diyorsunuz? Abdullah amca ve eşi dört dörtlük. Öyle kısmetli birinin önüne bırakmış ki. Yani tabii büyük tesadüf. Abdullah amca ve eşi bizim uzaktan akrabalarımız. O Kemal o kadar kısmetli ki böyle bir kapının önüne bırakılmış. Bir tek şurada. Ya böyle bir tesadüf bir olamaz. Şurada. Abdullah amcaya çok selam söyle Murat benden. Evet evet, burada hemşeri çıktılar. Evet. Selamlarınızı da birazdan ileteceğiz kendisine. Bu arada Murat, bir tek aklımda kalan şu. Israrla diyor ki pişik olduğu için altını bağlamamıştım diyor. Bir de turuncu bir içlikten bahsediyorlar. Sen öyle bir şeyden bahsetmedin. Mavili. Hayır, pantolon ya da pijama gibi şeyin altında turuncu bir içlik vardı diyorlar. Tulum gibi yani. Tulum gibi yani.
Bilmiyorum Serap. Öyle bir şey hatırlamıyorsun. Ya tam hatırlamıyorum ben. Alttan yani tam hatırlamıyorum. Acaba bu mavinin üstünde giydirmiş olabilirim. Onun üstüne de hırka giydirmiş olabilirim. Onu tam hatırlamıyorum. Biriyle telefonda konuşmuşsun. Evet buraya. Buraya atıp bir yere gideceğim demişsin. Kimle o konuştun? Bırakıp gideceğim değil. Ben arkadaşımla hatta otele o ara arkadaşımla konuşuyordum. Arabadan indim konuşuyordum. Ben sana geliyorum. O da dedi yok ben evde yokum gelme dedi. Onun için öyle çocuk şey oldu o çocuğun. Medine Hanım o arkadaşınız erkekti değil mi? Hı? Sizi kandırıp Ankara'ya götüren kişi sizi bıraktı. O şokta siz de çocuğu bıraktınız. Yok hocam ben hiç Ankara'ya hiç kimse için gelmedim. Gerçekten ama gelmedim. Ama niye yani taksiye binmeyi akıl ediyorsunuz. Hani kendinizi yok, kurtarmayı akıl ediyorsunuz. Çocuğu niye bıraktı? Bu çocuk artık büyük ihtimalle sizin öyle anlaşılıyor. Niye bıraktınız hala anlayamıyorum çocuğu, o sebebini. Çocuğu bıraktıktan sonra ilk kime gittiniz? Tekrar arkadaşına gitmedim. Gitmiş. Arkadaşıma gittim dedin. Ya o bir süre yani bir iki saat dışarıda ya kaldım. O bir iki saat o çocuğu kucağında tutamadın. O bir iki saat o çocuğa taksi parası vermedin ama gidip de şuradan dileneyim. Hakikaten dileneyim. Hakikaten dileneyim. Gideyim o çocuğa bir tane süt alayım. Bir paket bisküvi alayım demedin. Telefonda konuştuğun kişiye ben bu çocuğu burada bir yere bırakacağım geleceğim. Yok demedim Serap Hanım vallahi demedim. E dedin ya yapma ben senin artık gerçekten vallahi ne demedim. De inanmıyorum. Vallahi ne inanmıyorum. Kusura bakma. Yok Serap Hanım desem bıraktım geldim yani onunla bir sen gidelim. İki saat sonra o kadını kadın sana diyor ki telefonda kadın mı erkek mi bilmiyorum artık. Diyor ki ben evde yokum diyor ve belki de sana şunu söylüyor. İki saat sonra evde olacağım diyor mesela. Sen çocuğu iki saat daha tutamıyorsun, oraya bırakıyorsun ve iki saat sonra o kadının evine gidip rahat rahat oturup yiyip içiyorsun, muhabbet ediyorsun. Böyle bir şeyi kabul etmemiz, vallahi buralarım şişti, boğazlarım şişti, boğazlarım. Böyle bir şey olamaz. O apartmanın içine girseydin, o apartmanın içinde otursaydın böyle, sıcak hiç değilse, otursaydın. O insanlar sana ekmek de verirdi, su da verirdi, çocuğa mama da her şeyi verirlerdi. Sen o çocuğu niye attın ve o çocuk şu anda nerede hiç merak ediyor musun? Merak etmez mi? Niye attın, niye? Niye? Bir çocuk atmak, sen bir poşet atmıyorsun. Sen ayağındaki terlikler yırtıldı, onları atmıyorsun. Sen o çocuğu oraya bırakıyorsun, kadın söylüyor, dövdü çocuğu diyor. Ben ona inanıyorum, kusura bakma. Sana inanmıyorum şu anda. Dövdü, o çocuğu ağlaya ağlaya o soğukta üzerindeki incecik şeyle altında bezi bile yok. Bırakıyorsun, iki saat sonra da arkadaşına gidip hiçbir şey olmamış gibi çayını içiyorsun ya. Yaptın bunu, yaptın. Bunu yaptın ve çocuk inşallah da Kemal'dir o. İnşallah. Murat'a dönmek istiyorum tekrar. Murat konuş, vallahi ben artık konuşacak gücüm bile kalmadı, enerjim kalmadı, ruhum kalmadı. Doğru çıkmadı. Biz araştırmalarımızı yaptıkça, özellikle ihbarlar geldikçe bir bir bu söylediklerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu apartmanda 4 yıl önce bir çocuk bırakıldı. Ki görgü tanıklarımız bunu Kemal olduğunu söylüyorlar. Ve 4 yıldır bu apartmanda her gün buradaki hanımefendiler her gün birbirlerine soruyorlar. O çocukla ilgili bir gelişme var mı? Annesi geldi mi? Tanıdık biri çıktı mı diye her gün burada konuşuluyormuş. 4 yıldır her gün konuşan insanlarla beraberiz biz burada aslında. Ama stüdyomuzda şu anda 4 yıl önce çocuğunu bir kış günü bir apartmanın boşuna bırakıp giden bir annemiz var. Burada 4 yıldır bu çocukla ilgili gelecek özel haberi bekleyen. Çünkü biz buraya geldiğimiz zaman büyük bir coşkuyla aslında karşıladılar. Çünkü 4 yıldır burada konuşulan bir sır olan konu aslında açığa çıktı. Görgü tanıklarımız o çocuğun Kemal olduğunu söylüyorlar. Yine güvenlik güçlerine teslim ettikten sonra sosyal hizmetler vasıtasıyla koruma altına alındığından bahsediyorlar. Biz bu bölgede yine araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekten bu yapılan çocuk Kemal değil mi? Bu sorunun cevabı için de çalışmalarımızı Ankara'da özellikle Keçiören bölgesinde iki Medine Hanım'ın ifade ettiği yer var. Bu bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben oradaki apartman sakinlerine tek tek büyüklerin ellerinden
Küçüklerin yanaklarından öpüyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çünkü onlar bile anneden daha fazla merak edip 3-4 saatlerini geçirdikleri çocuğun akıbetini merak edip birbirlerine soruyorlar ona buna bu çocuğun başına acaba ne geldi diye. Ama onu doğuran, 9 ay karnında taşıyan ve 2 saat daha yanında tutup arkadaşının evine götürmeyen anne hala diyor ki o muydu bu muydu oraya mı bıraktım üstünün başı şu muydu bu muydu hiç merak etmiyor. Hiç bence kalbinde hiç ya, evlat yani Kemal'e karşı en azından hiçbir evlat sevgisi yok. Evet Sıddık. Şimdi biz bunun izini süreceğiz tabii ki. O çocuk Kemal miydi? Yani çok yakın ihtimalle Kemal'di. Bazı tarifler uymasa da. Sen çocuğun bir şekilde yuvaya bırakıldıysa, birisine her neyse bilmiyorum şu anda afaki konuşmayayım. Sen çocuğunu istiyor musun? İstiyorum efendim, ben istemez olur muyum ya? 4 yıldır beni mağdur etmiş bu kadın öyle. Ben nasıl istemeyeyim çocuğumu? Neler çektik biz 4 yıl boyunca ya? Ne bir iş düzenim oldu, ne bir şey oldu. Rahat rahat çocuk doğurup durmuş kendisi. Ya. Sen nasıl bıraktın ya? Sen nasıl bıraktın ya? Çocukla, keşke çocuk yanındayken dilencilik yap, çocuğun karnını doyuraydın sen keşke. Nerede dilencilik yaptım ya ben? Hala diyor nerede yaptım ya. Yapsaydın diyorum ben sana. Çocuk yanındayken keşke yapsaydın. Ben senin o çocuğun açtık, susuzluk, o yüzden bıraktım dediğine inanmıyorum. Senin o çocuğu sen kendine ayak bağı olarak gördün. Belki sen o zaman Vedat'la da tanışmıştın. Bu adam şimdi benim çocuğum olduğunu öğrenirse beni istemez diye düşündün. Çünkü tanıştığında da zaten sakladın adamdan çocuğun olduğunu. Ben senin aç ve susuzluktan o çocuğu bıraktığına asla ve asla inanmıyorum. Sen onu ayak bağı olarak gördün ve ondan kurtulmak istedin. Serap Hanım'ı ayak bağı olarak görsem bu 3 tane çocuğumu bırakırdım. 3 tane çocuğumu yanıma alırken Kemal'i niye ayak bağı olarak göreyim? Çünkü o zaman bir adamla tanıştın sen. Sevgili seyirciler, iyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla bir haftayı daha geride bıraktık. Tabii ki son dakika gelişmelerine göre acaba Kemal'in izini bulduk mu? Biz hafta sonu Kemal'in izini sürmeye devam edeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevdiklerinizle birlikte olun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Sizi seviyorum efendim. Pazartesi günü aynı saatte Star ekranlarında buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık.